Günaydın, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nur Köşker ben, analiz sentez programı başlıyor. 2 saat boyunca beraberiz. Ne var ne yoksa konuşacağız. Haftanın ilk gününe güzel haberler verdiğimiz güzel bir hafta olsun. Enerjik başlayalım diyelim. Tabii yüksek enerji deyince 24 TV'nin en yüksek enerjisine sahip en enerjik insanına hemen götüreyim sizi. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel karşımızda. Günaydın Melik, hoş geldin yayına. Günaydın, merhabalar sevgili Nur. Senin enerjine yetişmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Ben de her sabah seni görünce o yüksek enerjim biraz daha yükseliyor, yüzüm gülüyor. Evet. İyi haberler de gelince. Evet evet, peki başlayalım mı o zaman? Hem Ankara'nın gündemini konuşalım hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Biden görüşmesini konuşacağız. Tabii aslında gündem Erdoğan-Biden görüşmesi. Yani bugün Ankara'da da yoğun bir şekilde bu konuşuluyor. Aslında yani dünden itibaren başladı konuşmalar. Bir şekilde görüşmeyi yorumlayanlar, görüşmenin işte nasıl geçtiğini, içeriğine bakmayı, içerindeki başlıkların neye tekabül ettiğini, bugün gün boyu da o tartışmalar devam edecek. Onun dışında da Cumhurbaşkanı Erdoğan Glasgow'daki zirveye katılmayacak. Muhtemelen dönmesi bekleniyor bugün. Glasgow'daki iklim zirvesine bakanlık düzeyinde bir katılım olacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Dolayısıyla Erdoğan'ın dönüşte de gazetecilere bir açıklama yapması bekleniyor. O açıklama da muhtemelen bugünkü en önemli gündem maddemiz olacak. Peki bu görüşme sonrasında yapılan açıklamalarda en çok hangi mesaj senin dikkatini çekti? Neler önemliydi sence? Vallahi şöyle sevgili Nur, iki tane çok temel konu var burada konuşulan. Bunlardan bir tanesi YPG meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu YPG meselesinin kendileri son derece rahatsız ettiğini ve hani NATO üyesi iki ülkenin müttefiklik ilişkisine uymadığını söyledi. Baktığımızda da evet, yani 1984'ten beri mücadele ettiğimiz bir terör örgütü ve Amerika o terör örgütüne kol kanat gelmiş durumda. Sürekli silah yardımı yapıyor ve bir anlamda Suriye'de kara gücü gibi kullanıyor. Evet. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri de o Amerika'nın kara gücü muamelesi yaptığı ve silah verdiği o örgütle de mücadele ediyor. Yani hem Türkiye sınırları içinde hem Kuzey Irak'ta hem de Suriye'de YPG ile mücadele ediyor. Evet. Dolayısıyla bunun kendilerini son derece üzdüğünü ve müttefik ilişkisiyle uyuşmadığını söylemesi önemli Erdoğan'ın. İkinci önemli nokta da F-16'lar meselesine Biden'ın sıcak bakması. Biliyorsun seninle daha önce de konuştuk. Temsilciler Meclisi'nde bir grup senatör bir mektup yazarak Türkiye F-16 da verilmemesini istemişti. Evet. Ve doğal olarak bunun ne olacağına dair de bir soru işareti vardı. Fakat görüşmede F-16'ların verilmesine dair Biden'ın sıcak baktığını biliyoruz. Bu oldukça önemli. Sonucuna da baktığımızda görüşme sonucunda ortak mekanizma kurulması kararı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz 3 tane çok temel sorunumuz var ve bu 3 temel sorun Barack Obama döneminden kalma sorun. Yani evet. Trump döneminde de çözülememiş, Biden dönemine kadar gelmiş 3 tane temel sorun. Ve bu 3 temel sorun da aslında Türk-Amerikan ilişkilerini de büyük ölçüde zehirliyor. Zehirlediği gibi de yeni işbirliği alanlarını engelliyor. Çünkü bir güven sorunu ortaya çıkarıyor. Bu 3 temel konu, yani YPG meselesi, Amerika'nın YPG'ye destek vermesi, Türkiye'nin rahatsızlığı. İkincisi FETÖ ile mücadele, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi ama Amerika'nın FETÖ'ye bakışı. Üçüncüsü de S-400 meselesi ve S-400'den kaynaklı F-35, F-16 meselesi. 3 tane çok temel başlık. Şimdi bu ortak mekanizma kurulma kararı büyük ölçüde bu sorunun en azından giderilmesi noktasında bir çabayı ortaya koyacak. Bu çok çok önemli. Çünkü bugüne kadar sürekli Amerika'nın eğilimi bu sorunları çözmek, oturup evet, konuşmak, tartışmak yerine bunu derin dondurucuda tutmak. Fakat derin dondurucuda tuttuğu anda da
biz başka başlıklarda ilerleyemedik Amerika'yla. Ve sürekli bir gerilim alanı oluştu Türk-Amerikan ilişkilerinde. Böyle inişli çıkışlı bir grafik. Şimdi bunun çözülmesine dair ortaya konan irade beyanı ve niyet oldukça önemli. Bu nasıl ilerleyecek, ne kadar çözülebilecek, hangi üç başlıktan hangisi çözülecek, bunu zaman gösterecek ve tabii doğal olarak bu ortak mekanizma üzerinden ilerleyecek olan müzakerelerle şekillenecek. Ama sonuç itibariyle bu görüşme genel anlamda oldukça olumlu geçti. Yani niyet ve ortaya konan duygu Türk-Amerikan ilişkilerinin devamından yana olması, ki Biden de ona vurgu yaptı. Yani eleştirel bir takım konuları gündeme getirmekle birlikte Türkiye'nin müttefik ilişkisine yaptığı vurgu önemli. Sonrasında Beyaz Saray'ın yaptığı açıklama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklama da önemli. Pozitif bir düzlemde, evet. Karşılıklı iyi niyetle yapılan bir görüşme dendi. Doğal olarak genel anlamda görüşmeye baktığımızda oldukça olumlu. Niyet önemli dedin. Bence de önemli, çünkü zaten hani görüştüler ve pat diye evet şu sonuçlar çıktı gibi bir şeyin olması mümkün değildi, ama sen de altını çizdin. Nasıl bir yaklaşım sergileyecekleri, ne tür bir niyet gösterecekleri önemliydi. Yanılmıyorsam aslında Trump döneminde de biz benzer bir diyalog şeklini görmüştük. Yine bir gerilimle başlamıştı. Daha sonra yine Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkileri daha sıcak bir çizgiye doğru ilerlemişti. Şimdi de benzer bir resim görüyor muyuz sence? Biraz daha böyle tutum değiştirdiler gibi geliyor bana. Şöyle şimdi Trump döneminde evet ya bir gerilim, bir şeyle sorunla başladı ve sonra İlişkiler daha düzgün gitmeye başladı. Ama tabii Trump'ın Biden'dan farkı, Amerikan müesses nizamının çizdiği kuralların dışına çıkabiliyordu. Yani böyle bir kafa konforu yaratmıştı. Kimimize garip gelen, kimimize tuhaf gelen bir kişiydi Trump. Ama en büyük özelliği o müesses nizamın kurallarının dışına çıkıp inisiyatif kullanabilmesiydi. Yani mesela hatırla, Japonya'da Tokyo'daki G20 görüşmelerinde Erdoğan'la Trump fotoğraf verirken Trump birden dönüp işte kameralara dedi ki bu Patriot konusunda Türkiye haksızlık yapıldı. Çünkü Amerika vermedi. Ve onlar mecburen böyle bir yolu seçti. Bunu Obama yaptı dedi. Yani belki hani Obama'yı suçlamak için söyledi ama sonuç itibariyle Türkiye'nin işine yarar bir şey söyledi. Şimdi Joe Biden da bu müesses nizamın dışına çıkma noktasında çok net bir şey görmek biraz zor. Daha çok müesses Amerikan yerleşik kuralları ve müesses nizamla hareket ediyor. Çok rutin dışına çıkmıyor. Kaldı ki zaten seçimi kazandığında da biliyorsun slogan Amerika geri döndü. Yani evet, o müesses nizamı vurgu açısından önemliydi. Ama sonuçta böyle Amerika müesses nizamı da Türkiye'ye rağmen bu bölgede bir şeylerin olamayacağını gördü. Yani Türkiye'nin işte oyun kurucu kabiliyeti ve Türkiye ile işbirliği yapmadığın zaman evet bir ölçüde kaybedebiliyor ama kaybettiriyor da. Böyle bir özelliği var. Ve doğal olarak müesses nizam da bunu gördü ve Türkiye ile ilişkileri biraz daha normalleşme eğilimi başladı. Biden da doğal olarak bunu dillendirdi ama bu işte ne kadar düzelir, ne kadar iyiye gider, bunu birlikte göreceğiz. Yani müzakereler bize gösterecek ama sonuç itibariyle bir makas değişikliği var mı? Evet var. Yani Türkiye'ye dönüp çok daha böyle sıcak ve sempatik söylemler var mı? Evet. O anlamda bu milat kabul edilebilir mi? Büyük ölçüde evet. Fakat YPG ile ilişkiler kesilmeden tam anlamıyla İlişkilerin normalleşmesi ve düzelmesi de biraz zor görünüyor. Yani çünkü Türkiye bunun kendine ciddi anlamda mesele yapmış durumda ve haklı olarak mesele yapmış durumda. O bakımdan da hani buradan ne kadar esneyebilirler, ne kadar geri adım atabilirler, o biraz ona cevap vermek şu anda biraz zor. Ama netice itibariyle iyi bir başlangıç Biden geldiğinden bu yana iyi bir başlangıç mı oldu? Evet, yani Roma'daki zirve bize onu gösterdi. Çünkü hatırlarsan Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı gezisinden dönerken Biden'la iyi başlayamadık. Dedi ve ben hiçbir Amerikan başkanıyla bu kadar biz kötü başlamadık dedi. O iyi başlayamama ve hani kötü
dönem sanki biraz geride kalmış gibi. Dünkü fotoğraf, evet, evet. İçerideki görüşmeler ve sonrasında Erdoğan'ın açıklamasına baktığımızda. Peki, şimdi F-35 F-16 meselesi önemliydi. F-16'lara yeşil ışık yaktılar, tamam, ama önemli bir mesele daha var, o da terörle mücadele. Geçtiğimiz haftalarda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye yeni operasyonun sinyallerini vermişti. Olur da yine operasyon, evet, yaparsak Suriye'ye, sence ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik olur mu? Ne tarz bir tutum izlerler? Şimdi başından beri hani Türkiye'ye rağmen Amerika bir şeyler yapmaya çalıştığı için tabii Amerika kendi ajandasını işletemedi sevgili Nur. Evet. Ve o Suriye politikasına büyük ölçüde değişiklik oldu zaten. Fakat Amerika hani çok tehlikeli bir yol ve yöntem kullanıyordu. Yani YPG'yi sürekli silahlandırıp bir kara gücü olarak kullanmak. Ama onun ötesinde de çok daha berbat bir şeye kalkıştı. Bir güvenlik koridoru adı altında aslında bir terör koridoru oluşturmak, hı hı, istedi. O güvenlik koridoru dediği şey de Türkiye'nin 911 kilometrelik sınırı, yani Kamışlı'dan başlayıp Afrin'e kadar 911 kilometreye bir güvenlik koridoru dedi. Onu YPG ile doldurmaktı. Tabii doğal olarak Türkiye'nin tepkisi büyük oldu. Hatta bu konu ilk gündeme geldiğinde Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'yla Fransa'da Paris'teydik. İçeride işte Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüştüler. Ve daha sonra da uçağa bindiğimizde kendilerine bu önerinin yapıldığını söyledi. Fakat Çavuşoğlu dedi ki, yani o güvenlik koridoru oluşacaksa güvenlik koridorunun kimlerden nasıl oluşacağına biz karar veririz dedik diyor Amerika'ya. Evet. Fakat bize söyledikleri şey işte SDG güçleri. SDG güçleri dediğiniz şey PKK'nın ta kendisidir dedim diyor ve hani itiraz ettiğini söylüyor Çavuşoğlu. Yani SDG YPG'nin bir siyasi kolu ve sonuç olarak YPG dediğiniz şey de PKK'nın kendisidir ve hani buna hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini ifade etti ve peşinde de tam o dönem Zeytin Dalı Harekatı başladı. Evet. Afrin'de. Sonrasında da biliyorsunuz 3 operasyonla birlikte de bu güvenlik koridoru tümüyle kırıldı. Yani Fırat Kalkanı, Bağır Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla. O yüzden de Amerika bu politikasından geri adım atmak zorunda kaldı. Ve büyük ölçüde YPG açtığı alanların kapatılmasını da ses çıkarmadı. Hı hı. O yüzden de şimdi özellikle Barış Pınarı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri hala duruyor. Ve Bağır Kalkanı harekatı sonrası bu Amerika'ya rağmen yapılan bir operasyondu. Amerika'nın tepkilerine rağmen yapıldı o operasyon. Ve sonrasında da Amerika Türkiye ile masaya oturmak zorunda kaldı. Bu masaya oturduktan sonra da mutabakatla birlikte YPG'nin bir takım sızmalarda bulunmayacağı, bölgeye girmeyeceği konusunda bir teminat verdi. Ama o teminata uyulmadı. Yani ya işte YPG'yi tam olarak kontrol edemiyorlar ya da YPG'ye yol veriyorlar. Ama her ikisi de olsa sonuçta böyle Türkiye rahatsız eden bir tablo var. Şimdi geldiğimiz aşamada bu sızmalar devam ederse ve YPG kendine alan açmak için sürekli arkayı dolanarak bir takım sızma hareketleri yapmaya çalışırsa bizim operasyon seçeneğimiz saklıdır demiştim Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ve Erdoğan da çok net bir şekilde artık sabrımız kalmadı demişti. Böyle ifade etmişti. Geldiğimiz nokta itibariyle operasyon bir seçenek olarak masada ve her an Türkiye bu yol ve yönteme başvurabilir. Ha bunu yaparsa ne olur? Bu da yine Amerika ve Rusya'ya rağmen olur. Ama Türkiye zaten YPG ile mücadele edeceğini ve Suriye'de de facto bir şekilde olsa da bu örgütlerin kendine alan açamayacağını dünyaya deklare etmişti. Yani Türkiye böyle gizli saklı bir ajandayla ilerlemiyor. Çok açık bir ajandayla ilerliyor. Bunu dünyaya da deklare ettiği için de doğal olarak bu hakkım saklıdır demişti. Hı hı. O bakımdan da buna başvurabilir. Buna başvurduğu anda da tekrar Amerika ile oturup Suriye politikasını konuşmak gerekecek. Yani en azından Amerika'nın buna ihtiyacı olacak. Hı hı. Ama yani Suriye politikasında Amerika ile biz uyuşamıyoruz. Birçok, evet, alanda, evet, uyuşamıyoruz. Yani DAEŞ'le mücadele konusu dahil. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri dedi ki ya DAEŞ'le mücadeleyi gelin birlikte yapalım. Ortak operasyonla 3 günde biz hallederiz dendi.
ya onlar çok zor dedi, o oraya girince çıkılamıyor falan dedi. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri tek başına bunu yaptı Fırat Kalkanı ile ve DAEŞ'in canına okudu. İlk kez bir düzenli ordu DAEŞ'le mücadele etti o dönem. Yani orada bile hani DAEŞ'i büyük tehlike olarak Amerika görüyor. O başlıkta bile biz tam olarak uyuşamadık. Doğal olarak iş tutuş biçimimiz birbirine çok uymuyor. O bakımdan da burada bir takım hani sorunlar, soru işaretleri çıkabilir ama ben Amerika'nın da buna artık alıştığını düşünüyorum. Çünkü birçok şeyi ona rağmen yaptık ve artık Türklerin ne yapabileceğini aşağı yukarı bence kestirebiliyorlardır. Zaten hem verdikleri birçok sözü tutmadıkları gibi bir örnek verebiliriz buna. Bir ay önce de saçma sapan bir açıklama yapmışlardı, hatırlarsın sen de. Türkiye'yi işaret ederek terörle mücadeleye Suriye'de engel oluyor gibi de bir açıklamaları vardı. O yüzden zannetmiyorum ben de Suriye politikaları ile ilgili herhangi bir değişikliğe gideceklerini. Yok, çok yani zor görünüyor. Dediğim gibi hani biz belki onları zorlayabiliriz bunu ama sonuç itibariyle onlar hani kısa vadede en azından bu politikada çok fazla bir değişiklik yapmayacak gibi görünüyor. FETÖ'yle mücadele meselesine ne dersin Melik? Yani bu konuda yine farklı bir tablo görür müyüz? Yoksa nasıl Suriye politikası ile ilgili bir şey değiştirmedikleri gibi FETÖ'de de farklı bir tutum sergilemeyecekler mi sence? Valla FETÖ ile mücadele konusunda biz biraz daha Amerika'ya yakın markajı alacağız yeni dönemde, öyle görünüyor. Çünkü bu ortak mekanizmadaki en temel başlıklardan bir tanesi bu. İkincisi biliyorsunuz Adalet Bakanlığı üzerinden yürüyen bir süreç var. İşte binlerce dosya gönderildi Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin ve orada FETÖ'nün çalışmalarına dair. Şimdi burada tabii temel konu şu, mesele sadece Fethullah Gülen'in iadesi meselesi değil, o kendi hukuk mecrası üzerinde yürüyor. Burada asıl büyük problem FETÖ'ye bakış açısı. Yani Türkiye'nin terör örgütü olarak ilan ettiği ve 15 Temmuz 2016'da kanlı bir darbe girişimine kalkışan FETÖ, Amerika'da elini kolunu sallayarak çalışıyor. Bir takım lobiler oluşturuyor, bir takım işte temaslarda bulunuyorlar. Ciddi anlamda Türkiye aleyhine algı çalışmaları yapıyorlar. Bazen öyle cüretkar oluyorlar ki ya biz döneceğiz, dönüş biletimiz hazır diyorlar Erdoğan sonrası. Yani Erdoğan'ın 2023'te seçimi alamayacağını varsayarak böyle bir cürette bulunuyorlar. Bu tabii rahatsız edici. Yani Türkiye özellikle FETÖ'nün bu kadar orada rahat davranması, bir takım çalışmalar yapması, lobi faaliyetlerinde bulunmasını Türkiye rahatsız ettiğini birinci ağızdan Sayın Çavuşoğlu tarafından iletildi. Keza alt düzeyde yapılan görüşmelerde de en son işte Faruk Kaymakçı Amerika'ya gitmişti, Washington'da dışişleri yetkilileriyle görüşmüştü. Orada da Sayın Kaymakçı ifade etti. Yani bunun kabul edilemeyeceği yönünde. Ben bu ortak mekanizma kurulduğunda bu ortak mekanizmadaki en temel başlıklardan bir tanesinin FETÖ olacağını düşünüyorum. Yani en azından Pensilvanya'yı ikinci bir Kandil'e dönmesin. Yani nasıl PKK'da PKK'nın Kandil'i varsa FETÖ'nün de Pensilvanya'sı var. Ve adeta ikinci bir Kandil'e dönmüş durumda. Yani FETÖ'nün bulunduğu yer bir karargaha dönmüş durumda. Ve orada her türlü operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Ya en azından buna izin verilmemesi, işte Gülen iade edilmeyecekse bile üçüncü bir ülkeye deport edilmesi ilişkileri normalleştirir büyük ölçüde eğer Amerika böylesi bir adım atarsa. Peki. Devam edelim. Şimdi G20 zirvesindeki kritik görüşmelerden bir diğeri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Merkel'de vardı. Bir görüşme daha gerçekleştirdiler. Bu görüşmede hangi mesajlar ön plana çıktı? Şimdi Almanya'da biliyorsunuz hani Merkel görevi bırakacak ama sonrasında Almanya ile ilişkileri sürdürmek hem bizim açımızdan hem onların açısından önemli. Ve doğal olarak Avrupa Birliği ile ilişkiler de Avrupa süreci de Merkel ve Macron gibi iki tane majör aktör üzerinden yürüyor. Yani Avrupa'nın 27 ülkesine baktığımız Avrupa Birliği'nin şu anda hani majör aktör diyebileceğimiz bir Emmanuel Macron var, bir de Angela Merkel var. Ve doğal olarak hani bu ilişkileri o açıdan önemli. Macron'la da görüşme
Avrupa Birliği'nin dışında da Fransa'da zaman zaman böyle gerilimli alanlarımız oluyor. İşte Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldik, Libya'da karşı karşıya geldik. Yunanistan'ı çok kollayıp kollamaları büyük bir sorun. Ve Fransa'yla da böyle inişli çıkışlı bir dönem yaşadık. Bu inişli çıkışlı dönemi geride bırakıp yeni bir sayfa açmak. Yani ben işte Macron böyle Erdoğan'la bir araya geldiğinde görüyorsun gayet böyle kibar cici çocuk. Fakat görüşme bitiyor, bir ay sonra bakıyoruz içinden bir ejderha çıkıyor. Böyle garip garip şeyler söylüyor. İşte Türkiye'yi soykırımla suçluyor, Türkiye'yi oyun bozmakla suçluyor, Türkiye'yi uluslararası hukuka uymamakla suçluyor. Dünkü fotoğrafa baktığımızda da işte Macron'da öyle bir hava yok. Yani karşılıklı birçok konu konuşuldu. Ben Fransa'yla da ilişkilerin yeni dönemde normalleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü Macron da kendi ülkesine çok ciddi eleştiriler alıyor. Yani Türkiye'de sürekli kavga etmenin kendisine kaybettirdiğine dair çok ciddi yazılar kaleme alındı. Ben bu politikada da işin doğrusu bir değişik görüyorum. Çünkü Türkiye ile mücadele alanı olarak seçtiği her yerde sürekli hakikaten kalesinde gol görüyor. Yani Doğu Akdeniz'de meselesinde gördü, Libya meselesinde gördü, Yunanistan meselesinde gördü. Yani Yunanistan'a dair Türkiye ambargo konması konusunda çok ciddi bir kulis yaptı. Fakat Avrupa Birliği'nde o kararı çıkartamadı. Dolayısıyla hani sürekli Türkiye ile kavga etmenin kendisine de kaybettireceğini görüp bir politika değişikliğine gidebileceğini düşünüyorum. Peki, devam edelim Melik Yiğiter. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bir açıklama yaptı G20 zirvesinin ardından. Gazetecilerle konuşuyorlardı. Şöyle bir ifadesi var, diyor ki NATO'nun Rusya ile herhangi bir etkileşim istemediğini belirtiyoruz. Tüm çıkarları propagandayı kamçılamak ve Rusya'ya baskı yapmaktı. Artık tamam, mesele kapandı gibi de bir söylemi var. Nasıl okumak lazım bu açıklamayı, sen ne dersin bu açıklamaya? Vallahi biliyorsunuz Putin de NATO'dan son derece rahatsız olduğunu ve NATO'nun temel amacının da Rusya'yı çevrelemek olduğunu ifade etmişti. Ki Lavrov da aslında aynı şeyi kastediyor. Yani işte onların deyimiyle söylüyorum, Moskova'nın deyimiyle. İşte burnunu Kırım'a sokuyor, Ukrayna'ya sokuyor, Gürcistan'a sokuyor. Ve sonra belki de Türkiye Cumhuriyetleri üzerinde yapacak bunu. Burada temel amaç Rusya'yı çevrelemek, NATO üzerinden çevrelemek ve alanı daraltmak. Yani etkinlik alanı daraltmak. Çünkü Rusya'ya rağmen buralarda iş yapmak çok zor. Hepimiz biliyoruz. Yani bu bölgelerde eğer bir şey yapmak istiyorsanız ya Rusya ile birlikte yapacaksınız ya da Rusya'ya söyleyerek yapacaksınız. Onun dışında Rusya çok izin vermiyor. Ve Sovyetler bir dağıldıktan sonra evet dağıldı, başka başka devletler çıktı ama sonuç böyle hala Rusya burayı arka bahçesi olarak görüyor. Ve Putin döneminde de buna daha çok ciddi politikalar yürütüldü. Yani mesela Ukrayna böyle biraz raydan çıkınca pat kafasına vurdu gitti, Kırım'ı aldı ve kafasına vurdu ve o iş öyle değil dedi. Gürcistan Saakashvili döneminde kafayı kaldırdı, ben işte Avrupa'nın bir parçası olacağım dedi. Putin gitti kafasına vurdu ve tam göbeğinde Ossetya'yı bağımsızlığa kavuşturdu. Bak böyle parçalarım seni, terbiye ederim dedi. Saakashvili canını zor kurtardı. Yani Gürcistan'dan kaçmak zorunda kaldı. Evet. Dolayısıyla Rusya'nın bu etkinliği biliniyor. Şimdi bu etkinliği kırmanın yolunu arıyor NATO. Becerebilir mi? Bence çok zor. Azır Lavrov'un da söylediği o. Yani artık bu konu kapansın. Kapandı. Ve NATO'nun bu rahatsız edici adımlarından vazgeçmesi çağrısında bulunuyor. NATO vazgeçer mi? Ona cevabım hemen evet olmayacak. Yani sonuçta onlar da bu mücadele alanını sürdürecek ama başarabilir mi? Ondan çok emin değilim. Peki öngörün ne? Sence ilerleyen günlerde nasıl bir ilişki göreceğiz ikisi arasında? Daha da gerilir mi? Ya bu biraz gerilimli gider. Özellikle gerilimli gider. Çünkü hem Ukrayna hem Gürcistan'ı NATO'ya almak istiyorlar. Ukrayna'nın da direkt böyle bir talebi oldu. Gürcistan biz buna hazırız dedi. Ve şu anda iki ülke de bekleme odasında. Ve NATO eğer bunu ciddi anlamda gündemine alır, çalışmaya başlarsa biraz daha gerilim artar. Ama eğer hani bunu biraz daha yavaşlatırsa biraz soğur ama
ben bu NATO ile Rusya'nın o gerilimli ilişkisini devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Putin biraz böyle şeydir, o satranç oynamayı seviyor. Yani en can alıcı hamlesini en sona bırakıyor. Yani şu anda piyonları topluyor. Daha alt kaleye falan sıra gelmedi. O yüzden de hani Putin de çok stratejik hamleler atıyor. Kolay lokma değil, gerçekten değil. Çok güçlü bir lider. Ama bu gerilim biraz daha devam eder gibi. Peki. Melik Yiğiter, çok teşekkür ederiz. Yarın görüşürüz yine. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, hoşça kal. Hadi kısa bir araya gidelim, sonrasında tekrar beraberiz. Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Devam ediyor Analiz Sentez programı. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Profesör Doktor Bünyamin Bezci, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi, Skype üzerinden bizimle olacak. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Nur Hanım. Teşekkürler. Sadi Bey ve Musala Bey. Günaydın hocam. Pazartesi yine birlikteyiz herhalde. Evet. Alıştık artık. Bu bazı günlerin kadrosu oturdu gibi böyle her hafta pazartesi. Güzel oluyor ama böyle. Niye kimse bir şey söylemedi? Evet. Bazen oluyor. Evet, güzel bir şeyler söylüyorum sonra bakıyorum. Sessiz bir onay verdik. Peki. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu her sabah olduğu gibi bizimle. Günaydın, hoş geldiniz siz de. Ve ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir. Sadi Bey, siz de hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Bünyamin Hocam, sizinle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden'ın G20 zirvesindeki görüşmesinin ardından yapılan açıklamalar var. F-35, F-16 meselesini çok merak ediyorduk. F-16'ya yeşil ışık yaktılar gibi görünüyor ama siz ne dersiniz? Ya, daha önce de aslında bu konuyu sıkça konuştuk. Mesele şu aslında, F-16 belli ki aslında Amerikalıların bir orta yolu. Yani biz Türkiye talebi falan diyoruz ama Amerikalıların bir orta yolu. O yüzden Amerikan yönetiminin F-16'ya olumlu yaklaşmasını zaten beklenen bir şeydi. Sadece oradaki sorun şu. Yani Türkiye'nin hazırladığı paket kadar büyük bir pakete evet diyecekler mi? Çünkü onların temel derdi aslında yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir oradaki yatırımın karşılanması. Yani F-35 ile alakalı yatırımın bir şekilde telafi edilmesi konusuydu. Ama bizimki dikkat ederseniz yaklaşık 10 milyar doları bulan daha geniş bir paket. Bu pakete evet deyip demeyecekleri hala çok net değil. Bunun haricinde aslında şunu bir şekilde gördük. Amerikan yönetimi evet buna okey diyecek. Zaten şirket güçlü bir lobiye sahip. O yüzden parlamentodan Amerikan Kongresi'ne geçme ihtimalinde olduğunu düşünüyoruz. Yani bu anlamda aslında bizim için de bu F-16 paketi dediğimiz paket ve kendi uçağımızı yapasıya kadar bir 15-20 yıl bir güvenlik konsepti olarak idare edilebilecek bir konsept. Kesinlikle tam çözüm değil ama idare edilebilecek bir konsept. Farklı telafi metotlarıyla, yani SİHA'larla, S-400'lerle telafi metotlarıyla bir şekilde idare edilebilecek bir konsept olduğunu söyleyebilirim genel olarak. Siz ne dersiniz Mustafa Bey? Kongrenin çok da sıcak bakmadığını biliyoruz. 11 kongre üyesi tehditkar bir mektup göndermişti Joe Biden'a. Öyle. F-16 ile ilgili. Esasen onlar da kendilerince dayanakları da var. Çünkü en son burada da tartıştığımız Joe Biden'ın kongreye gönderdiği PKK-YPG'ye yardımı da sağlayan yasanın uzatılmasına dair mektupta Türkiye'nin işte DAEŞ'le mücadeleye engel olduğu, zarar verdiği belirtilmişti. Dolayısıyla kendilerince argüman da bulabilecekler ama bir tarafıyla da şimdi yeni bir durum da ortaya çıktı. Hindistan'ın da S-400 alması mevzubahis ve orada da işler yürüyor. Fakat aynı kongrenin başka üyeleri de, belki aralarında onlar da vardır. Yani Türkiye karşıtları da vardır. Hindistan'a katsa kapsamında yaptırım uygulanmaması yönünde. Niye bu tutum farklılığını görüyoruz sizce? Yani Hindistanlı ile Türk arasında bir ayrım yaptıkları için.
O ayrımın gerekçelerini ben kendimce gerekçeleri var düşündüğüm, hiç şikayetçi değilim bundan. Öyle bir ayrım koymaları bana gurur verir yani bir tarafıyla. Onu geçelim. Dolayısıyla o da bir argüman Türkiye lehine aslında. Öbür taraftan hocamın bahsettiği Amerikan savunma sanayi çok güçlüdür. Amerikan ordusu aslında bir ihraç sektörüdür aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri için. O yüzden ittifakları da böyle değerlendirirler. Ürünleri NATO envanteridir aynı zamanda. Böyle baktığınız zaman satış rakamı da önemlidir onlar için. Şimdi 40 yeni F-16'dan söz ediliyor. Yaklaşık 50-55 milyar dolar civarı, milyon dolar civarında tanesi. Bu bir giydirilmemiş hali. Ve bunların bir de bakım, işte otomobil gibi servis bakım, işte saat başı gerekli olan, saat başına göre hesaplanan bakım ücretleri ve daha sonra da bunların yeni modernizasyonu. Aslında sadece bir şey almıyorsunuz, uçak alıp onu kendiniz modifiye edip ila nihaya kullanmıyorsunuz. Fakat kullanım ömürleri 2040'ı da geçiyor. Bunları aldığınızda ve yeni eskileri de modernize ettiğinizde 2040'ı geçiyor. Zaten 2030'dan sonra insansız savaş uçakları teknolojisi yavaş yavaş devreye girmeye başlıyor. Bizim için de F-35 aslında bu ara dönemi kapatmak içindi. O ara dönemde de ne kadar F-35'e ihtiyaç var, ne kadar daha F-16'nın yeni sürümleri diyebileceğimiz modellerde uçaklarla biz idare edebiliriz zaten çok tartışılmıştı. Ve şu anda Türkiye'nin değerlendirmesi de F-35'i pek ihtiyaç olarak görmüyor. Yerini ikame edilebilir görüyor Türkçesi. Hocamın bahsettiği gibi. Şimdi tabii rakam modernizasyon kitleri ve uçakları aldığınızda ömürlerini uzatmak için 2040'a kadar ödeyeceğiniz parayı hesapladığınızda evet işte 5-6 milyar dolardan başlıyor. 10 milyar dolara kadar çıkıyor. Türkiye'nin de zaten bugün eğer uçakları alsaydı ödeyeceği para 100 uçak artı bir de şey var, opsiyonu vardı. Onları düşündüğünüzde ki o da bu uçakların iki katına geliyor yaklaşık olarak. O da şu anda 90 milyon dolar civarında F-35'lerin fiyatı, bizim aldığımızın fiyatı. Böyle baktığınız zaman Türkiye için sadece 1.4 milyarı tahsil etmek yeterli değil. Türkiye için hava savunmasında açık yaratmayacak bir satın alma gerekli. Evet. Fakat Amerika Birleşik Devletleri için ya parayı verecek kadar ödeyecek kadarını verelim. Hatta parayı da başka türlü verelim ama Türkiye'nin savunmasına destek vermeyelim. Çünkü Türkiye'nin savunmasına destek vermeyerek ancak onu yola getirebiliriz mantığı var. Şimdi bu lobiyle beslenen siyaset Amerika'da ya aklınızın alamayacağı kadar sığ bir siyaset. Toplama vurduğunuz zaman. Yoksa içinde çok hakikaten hani zeki, çevik, ahlaklı adamlar var. İşini hakikaten siyasetini gereğini yapanlar. Bir kısmı iç siyasette bunu karşılıyor. Bir kısmı dış siyasette de ilgileniyor. Onların ifadelerine bakılırsa Birleşik Devletler'in başkanı eğer ağırlığını koyar, Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Pentagon işi ciddiye alır ve savunma sanayide yapması gerekeni yaparsa kongreden geçer. Bunu çok net söylüyorlar. Geçtiğimiz günlerde yani en azından son bir haftadır filan Amerika'nın Sesi kanalında çok sayıda bu yönde yazı, görüş, makale ve röportaj yayınlanıyor. Bu da aslında Beyaz Saray'ın tavrını biraz yansıtıyor. Olsun istiyorlar. Ha olmasa da topu atacağı bir parlamento var. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Fakat herkes tabii birbirinin mekanizmalarını nasıl işlediğini biliyor. O yüzden ne kadarı bunun ciddiye alınabilir, ne kadarı işte topu taca atma, o ayırt edilebilir bir şeydir. Yani zor bir şey değildir. Peki, şimdi bu görüşmenin bir de ekonomik boyutu var. İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini arttırmaya karar verdiler. Hem bu mesajları, ekonomiyle ilgili mesajların detayını dinleyelim sizden. Hem de bu görüşmenin sıcak geçmesi piyasalara yansıdı mı, yansıyacak mı? Yani çok fazla yansıdı mı? Hemen bir bakalım.
Piyasa derken daha çok tabii. Evet, biraz erkenim hani söyleyeyim dedim ama yine de hani böyle endişeler vardı ya, işte bu kriz doları yükseltiyor, işte zaten bir 10 büyükelçi yani sıkıntısını yaşadık. Dün de konuşmuştuk, olumlu yansımış yani 0.50 kadar bir kurlarda geri çekilme var. Ama şu önemli, burada bir mekanizmadan bahsedildi ya, sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na o soruldu. Bu mekanizma ortak derken mekanizma. Neden hani daha çok F-35, işte F-16, S-400 başka konularla ilgili gibi de düşünüldü. Ama Sayın Cumhurbaşkanı onun aslında ekonomiyle ilgili olduğunu vurguladı. Bu da iş dünyasının uzun süredir istediği bir şeydi. Biden yönetimi de buna evet dedi. Yani şöyle söyleyelim. Türk-Amerikan İlişki Konseyi Başkanı'nın bir sözü var. Diyor ki evet, 100 milyar dolar ihracat hedef, dış ticaret hedefini Trump koydu ama Trump bunu diğer bütün konulara bağlamıştı. Yani bunu yaparız ama şunu halledelim şeklinde. Biden yönetimi ise o hedef devam etsin ama biz bunu hiçbir şeye bağlamayalım. Oradaki çalışmalar bağımsız devam etsin, biz diğer konuları ayrı konuşalım. Dolayısıyla Sayın Trump'ın pozitif hatırası bu yönetim tarafından biraz daha kurumsallaştırılmış oldu. Bu konuşuldu, bu mekanizma oluşturulması, demek ki iş dünyası da hazırlık yapmış. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda bilgi vermiş. Amerika'nın Çin'den yaptığı tedariki COVID sürecinden de önce hatırlayalım. Türkiye'den, Türkiye'ye kaymak. Tabii Türkiye'yi Çin'in yerine koyamazsınız. Yani Çin çok büyük bir tedarik merkezi ama en azından önemli bir kısmını da Türkiye'den almak. Çin yerine Türkiye'den almak şeklinde bir politikası vardı. Hatırlayalım. Wilbur Ross, eski Ticaret Bakanı, Türkiye'ye gelmişti. Çok konuştuk bunu. Ve bizdeki bütün sektörlerin başkanlarıyla tek tek görüştü. Sıra dışı bir süreçti o. Bir haftaya yakın kaldı Türkiye'de. İstediği şuydu. Biz mobilyadan aklınıza işte konfeksiyon, mücevher, halı ne varsa tüketim tarafında, ki rakamlara baktığımızda bu çimentoya kadar gitmiş vaziyette, öyle görüyoruz. Çelik vesaire. Otomotiv, aklıma geldikçe söylüyorum. Bütün bunlarla ilgili Türkiye'den tedarik yaparız şeklinde bir süreç yaşamıştık. Bunun yansımasını 9 aylık ihracatta gördük. 2020'de de gördük. Yani Covid yılı olmasına rağmen Amerika ihracatımız düşmemişti 2020'de. 2021'in 9 ayında da %50 artış yaşandı. Demek ki tedarik bu tarafa kayıyor. Yani en azından bizim hacmimize göre bizden alım yapıyorlar. Bir de özellikle Amerika'nın bu kaya gazı, bunların likit olması, yani ne diyorlar, sıvılaştırılmış olması, o şekilde bir yerlere taşıyıp satıyor. Bununla ilgili de Türkiye'yi bir hub olarak seçmişti. Bununla ilgili çalışmalar iyi gidiyor. Yani Türkiye'de büyük bir limana Amerika'nın gazı gelecek. Buradan terminal olarak burası kullanılacak. Buradan Avrupa'ya ya da hangi ülkelere satacaksa dağılacak. Bir de üçüncü ülkelerde Türk firmalarıyla ortak projelere girmek. Bu da daha çok Afrika'da konuşulmuştu. Afrika'da çünkü büyük altyapı işleri olacak. Bunların finansmanını Amerikalılar sağlayabilir. Amerikan şirketleri ya da Amerikan yönetim sağlayabilir. Türk müteahhitlik şirketleri de bunları icra edebilir şeklinde. Bu üç ayak Amerika için çok faydalı. Çünkü hepsi Amerika'nın belli hedeflerini gerçekleştirmesine sebep. Birincisi Çin'e karşı elini rahatlatıyor. İkincisi enerjisini Türkiye'den başka yere satıyor. Üçüncüsünde de Afrika'da etkin hale gelmek. Dolayısıyla bu bizim de işimize geliyordu. Bu süreç devam ediyor. O yüzden de bu Biden yönetimi bütün bunları, bu işte savunma, güvenlik, işte ne diyelim, Türkiye'nin S-400 alması vesaire, bunlardan ayırmış görünüyor. Bu iyi bir şey. Bu trend devam ederse 100 milyar dolar, yani 50-50 hedeflenmişti. Türkiye'nin işte 9.2 milyar dolar 9 aylık ihracatı. Hadi 13 milyar dolar olsun bu yıl. Karşı tarafta o kadar yapsa 25 milyar doları aşarız. Şimdi ona bir... Bu 25 milyar dolar karşılıklı. Dolayısıyla daha 75 milyar dolarlık yolumuz var. Bunun içinde bu tarafta bir organizasyon süreci var. Onu da anlatalım. Şampiyon şirket formülü diye bir formül geliştirildi. Bu da onların önerisiyle. Örneğin mobilya alacaksa Amerika bizden,
Diyor ki ben bir sipariş veriyorum. İşte senin 8-9 şirketin fabrikan ancak karşılar. İçlerinden en büyüğü şampiyon şirket seçilsin. Diğerleri onunla ortak olsun. Ya da operasyonu ortak yürütsün. Böylece 7 şirket, biri lider, öbürleri de beraber. Bunun ilk örneğinde geçen hafta yaşadık. Mobilya gerçekten bir araya geldi. Aklınıza gelen ilk mobilya markaları. Evet. Böyle bir şirket kurdular. Dolayısıyla işin ticaret ve ekonomik ilişkiler tarafı gerçekten bütün bu tartışma ve kaosların dışında gayet iyi gidiyor. Biraz daha samimi, sıcak mesajlar alıyoruz. Ben bir şey ekleyeyim ona. Bu Amerika ile Türkiye arasındaki ticarette Amerika tabii açık vermek de istemiyor. Amerika'nın en büyük ihracatı... Şu anda açık veriyor. Evet, şu anda açık veriyor. Çünkü savunmayı çıkarttığınızda açık verir. Amerika'nın en büyük ihracat kalemi savunma sanayi. Eğer onu oraya koymazsanız evet. O 100 milyar doları bulamazsınız. Nasıl bulursunuz? 75 milyar dolarlık Türkiye'den alışveriş yapar, Türkiye'den satın alma yaparsınız. Onu da arzu ettiklerini düşünmüyorum. Biz aslında satabileceği en önemli şey bu. Tabii, yani savunma sanayi ürünü. O yüzden de bir de bir ikincisi Türk-Amerikan ilişkilerinin ilişkileri de ekonomi siyasetten etkilenmeyecek bir alan değildir. Bunu Almanya ile bir ölçüde yapabiliriz. Almanya ile bile bir ölçüde yapabiliriz. İtalya ile yapabiliriz mesela. Fransa ile de yapabiliriz filan. Ama Amerika ile olmaz. Neden? Çünkü bir, dolar sizin bütün dünyada olduğu gibi rezerv paranız. İki, NATO müttefikisiniz. Yani ilişkileriniz sadece alışverişe değil, aynı zamanda sırt sırta vermeye, birbirinizin arkasını kollamaya, güvene dayalı bir ilişki. Bu güvene zarar veren her şey ilişkilerinizin tamamına zarar verir. O yüzden iyi tarafı şudur. Amerikan politikası demin söyledik, lobilerle yürüyor. Amerikan iş dünyası Amerika'daki en güçlü lobidir. Eğer bu ilişkiler güçlenirse, ki benim burada beklentim o yöndedir, Amerikan iş dünyasının hem savunmada hem diğer özel sektörde Amerikan lobisinin ve halkı üzerinde gücünü kullanmasıdır. Eğer bu olursa bir adım ileriye gidilebilir. Bir süredir demin de bahsettim, Amerikan medyasında nispeten resmi medyasında şu anda devlet bağlantılı medyada Türkiye lehine bir takım açıklamalar yapıyor. Mesela en çok ilgi gösterdikleri gündemlerindeki, manşetlerindeki konu Afganistan. Ve ikide bir şunu vurgulayan haberler çıkıyor Amerikan medyasında da, Amerikan işte hükümet sözcülerinin laflarında da. Türkiye bizim Afganistan'da arkamızı çok kolladı. Afganistan'da Türkiye'nin bize çok desteği var. NATO'da şöyle, NATO'da böyle filan. Yani buradan aslında ya Türkiye ile dalaşıyoruz ama Türkiye çok da kötü bir ülke değil doğru dönmeye başladı. Bunu biraz desteklemek lazım. Evet. Parlamento nezdindeki lobiden bahsediyorum ama medya nezdinde de bir lobidir. Aynı zamanda bu ikisinin kullanılması bence çok daha fazla işe yarar. Önümüzdeki dönemde belki bu ticaretin canlanması hedefiyle birlikte ticaretin aynı zamanda kamuoyu nezdinde işe yarayacak lobi tarafını da hem medya hem de parlamento üzerinde aktive edebilirler. Eğer işin tabii böyle bir yanına da ilgi gösteriyorlarsa. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Bizim ABD'den savunma sanayinde işte bu büyük montanlı hani uçak vesaire o alımlarımız tabii önemli. Ama bizim de Amerika'ya savunma sanayinde bu ortalama artışın çok üzerinde %60 civarı ihracatımız arttı. Bu önemli. Bir de Mustafa'nın söylediği bir konu var. Etkilenir tabii ki gerilim olursa ülkeler arasında ama Türkiye gerçekten bu konuda Batı'dan daha liberal bir ülke. Sorun yaşadığı ülkelerle ilgili dış ticaretini ve ekonomisini asla baskı altına almıyor ama karşı taraf alabiliyor. Ve ne kadar sorunlu ülke varsa baktım Türkiye ile, yani Türkiye'nin milli güvenlik meselelerini zorlayan, kendi kendilerine kaprisler yapan ülkeler. Eğer bu konulara girmemişlerse dış ticaretimiz büyümüş. Bizim ihracatımız artmış. Onların çok ciddi ihtiyaçları hallolmuş. Suudi Arabistan gibi böyle tuhaf, işte Rusya'nın o uçak düştüğü dönemde her şeyi böyle o ülkedeki Türk şirketlerini basan vesaire tuhaf tavırları. Böyle ülkeler dışında Almanya'da, Avusturya'da işte bazı savunma ürünlerinin ihracatını Kanada'nın vesairenin böyle yapmadıkları takdirde sorun yok. Türkiye
Onlar bizden istedikleri hiçbir şeyi ya ben sana vermem demez. Ve gayet liberal politika uygular, bu konuda da örnek. Evet. Ama tabii kendilerine sorarsanız asıl onlar dünyada çok etik ticaret yapıyorlar. Bence hiç etik ticaret yapmıyorlar. Amerikan politikasına değinmişken ABD'nin Suriye politikasını konuşalım sizinle Bünyamin Hocam. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir operasyonun işaretini vermişti. Suriye'ye yeni bir operasyon yapabiliriz anladık biz o açıklamadan. Olur da Suriye'ye yeni bir operasyon yaparsak ABD'nin Suriye politikasında herhangi bir değişiklik görür müyüz sizce, yoksa nasıl devam ediyorlarsa öyle gider mi bu mesele? Bir Nur Hanım, bu daha önceki mesele için bir cümle sarf edeyim. Bu Amerika konusuyla alakalı. Yani Amerika ticaret hacmimiz hala çok yüksek değil. O yüzden aslında biraz da politikadan çok etkileniyor. Ticaret hacmi yükseldikçe aslında politikadan bir şekilde bağımsızlaşacaktır büyük ihtimalle. Çünkü mesela Almanya ile bizim ticaret hacmimiz çok yüksek. Yani ne Almanlar için ne bizim için vazgeçilebilir bir şey. 22 bin şirketleri var. Yani Fransızların 7 bin kadar şirketleri var Türkiye'de. Yani onlar için de vazgeçilebilir bir şey değil. İkincisi, evet sorunuza geleyim. Bu özellikle YPG meselesi. Belli ki YPG meselesi gündeme gelmiş. Ama ya, aslında bu G20'nin genel olarak sorunu şu. G20'de galiba olumlu olan tek sonuç büyük şirketlere, büyük şirketlerin de işine gelebilecek bir şekilde, belki ülkelerin de biraz oradan konsept olacağı bir şekilde, hani bir ne diyeyim, askeri vergilendirme meselesi çıktı. Ama bunun dışında ne pandemi konusunda ne de aslında iklim sorunları konusundaki daha sonraki konularda çok olumlu sonuçlar olmadı. Ve genelde G20 ve peşinden işte iklim zirvesinde aslında söylenen şey şu: uyumlu, herkes çok uyumlu bir tavır gösterdi ama sonuçsuz bir zirve oldu. Bu YPG konusuna da aslında bence yansıdı. Muhtemelen gündeme geldi. Her iki taraf da aslında konumunu korudu. Türkiye büyük ihtimalle YPG'ye karşı tabii ki zaman zaman operasyonlarına devam edecek. Ve bunu da büyük ihtimalle dile getirdi. Ama Amerika'nın konumunun da değişmesini beklemiyorum. Amerika'da büyük ihtimalle YPG'ye desteğe devam edecek. Yani şu aşamada herhangi bir şekilde masada değişen bir şey yok. Sadece değişen tek bir şey var. Hava çok olumlu. Yani hava olumlu. Bütün sorunlar Amerika'nın ifadesiyle söyleyelim, yönetilebilir sorunlar. Türkiye ile Amerika arasındaki sorun yönetilebilir sorunlar olduğunu söylediler. Türkiye de buna razı. İşte bu alt komisyonların kurulması da aslında biraz sorunların yönetilebilme kapasitesiyle alakalı, o kapasitenin artırılmasıyla alakalı olmuş. Yoksa özel olarak çözülmüş bir mesele olmadı masada aslında. Sizin var mı eklemek istediğiniz? Doğru, yani zaten bu tip şeylerde bir çözüm iradesi, iki tarafında çözüm istediğini, daha doğrusu kriz istemediğini, çözümün de yani zamana yayılabileceğini, bazılarının erken, bazılarının geç, ama tam hallediyoruz biz derseniz, bir sorun çıktığı zaman patron da der ki tamam hallediyorsanız mesele yok. Şimdi patronlar öyle dediler, dediler ki ya işleri bir şekilde halledin, çözemiyorsanız da kriz çıkarmayın ve üstünde çalışıyoruz deyin. Biz buradan zaten kısa vadede hemen sonuç beklemiyoruz. Önemli olan sorun yaşamadığımızın anlaşılması. Şimdi orada verilen karar, verilen görüntü, verilen mesaj, bu aslına bakarsanız yani genel anlamda da beklenen böyle bir şeydi. Daha fazlası değildi. Daha fazlası sürpriz olurdu. Hani burada ne oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde 100 milyar dolar hedef konuldu da ne oldu yani? Şimdi ona yönelik atacağınız adımların önündeki engeller dururken istediğiniz kadar konuşun. Şimdi onlar size savunma sanayi ürünü satmadıkça bu rakama erişemezsiniz, net. Onlar tedarikinin önemli bir kısmını Türkiye'ye kaydırdığını açıklamazsa, sektörleri de belirtip
gene ulaşamazsınız ki, kaldı ki onlar da 75 biz sizden alalım, 25 de size satalım, bu bize yeter falan demiyorlar. Onların istediği de Saadet'in bahsettiği, İran'dan doğalgaz almayın, biz size kaya gazı satalım, çok güzel. İşte Rusya'dan S-400 almayın, şuradan bunu almayın, hepsini biz size satalım. Buna biz de biraz katkıda bulunalım. Hayır, bulunmayın, siz sadece alıcı olun, yeter bizim için. Böyle bir dünya yok ki, en azından artık yok. O bakımdan bakış açısının biraz değişmesi gerekiyor. Ama işin iyi tarafı şu, aslında biraz o tarafa bakmak lazım. Yine Amerikan medyasında da bu sıralar biraz öne çıkartılan bir görüş var. Onlar da diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri Washington'ın aslında şu anda iki hedefi var. Biri Rusya'yı Avrupa'dan biraz uzak tutmak. NATO konseptinin de temelinde bu var. Ve Orta Doğu'dan. Öbürü de Çin'i Uzak Asya'dan bu tarafa doğru yayılmasını engellemek. Şimdi Çin fiziki olarak yayılmıyor, dijital olarak da yayılıyor. O çok ciddi bir problem. Teknolojik olarak da yayılıyor, finans olarak da yayılıyor. Dolayısıyla Çin aslında ikinci derecede bir tehdit değil, rakip gibi sunuluyor. Fakat bence Rusya'dan daha ciddi bir tehdit olarak algılanıyor. Bu net. Yani bunu şu anda kimse sadece dile getirmiyor. Neden? Üretimde ihtiyaç var, teknolojide ihtiyaç var, bir sürü konularda ihtiyaç var, oğlu var. Yani orada bir dengelenme sağlanmadan Çin rakipten tehdit konumuna geçirilmeyecek belli. Fakat diyorlar ki Washington bu iki noktaya odaklanmışken sadece Avrupa'daki müttefikleriyle ilgili değil, Asya'daki müttefikleriyle ilgili de düşünüyor. Ve oradaki Çin buradaki Rusya gibi değil. Yani kanatlarını kaldırdın da Asya'nın yarısını gölgede bırakabilecek bir güçten bahsediyoruz. O kanatlarını kaldırmadı daha. Şimdi sadece yerinde kıpırdanıyor. O yüzden biz o tarafa odaklanmışken burada İran'dı, Orta Doğu'ydu, Balkanlar'da falan, biz buralarla uğraşmayalım. Buralarda bize güçlü ve güvenilir bir müttefik lazım. Türkiye varken de başka bir yere dönmemizin manası yok diyorlar. Şimdi bu akıl hakim olursa bu Türkiye'nin çok işine yarar, Avrupa'nın çok işine yarar, Amerika'nın çok işine yarar. Herkes kazanır. Ama bu aklın yerine eskiden olduğu gibi bir dakika tamam da Türkiye dediğimizi yapmıyor, boş verin onu, başka bir yol bulalım yahut dursun. Burada durduğu sürece buradan sorun çıkar. Şimdi bakın Balkanlar'da sorun çıkmaya başladı bile. O kadar da işler her şey rayında gidiyor. İşimiz gücümüz yok. Madem öyle Türkiye'nin demokrasisini konuşalım. Türkiye'yi baskı altına, öyle bir şey yok. Peki. O yüzden biraz orada da sıkıntılar var. Biraz da bizim Türkiye olarak aslında oradaki bu görüşü beslememiz lazım, desteklememiz lazım. Bu arada G20 liderleri Roma'daki zirvenin ilk gününde önemli bir karar aldılar ekonomiyle ilgili. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün çok uluslu şirketler için küresel asgari vergi anlaşması onaylandı. Ne anlama geliyor bu anlaşma Sadi Bey? Ne ifade kurumlar ediyor? Vergisi. Arttıracaklar mı? Şimdi ülke yok. Belli bir %15 de sanırım hepsi mutabık kalacak. Bazı ülkeler avantajlar sağlayıp sermaye hareketlerini rekabet olarak bozuyorlar. Tıpkı gümrük vergileri gibi şimdi kurumlar vergisi de böyle bir araç haline geldi. Dolayısıyla Covid sürecinde bu ciddi şekilde gündeme geldi. Eğer kurumlar vergisini, ki %40'lara kadar kurumlar vergisi var dünyada. Gelişmiş ülkelerde özellikle yüksek. Hatta dönem dönem işte bu krizlerde kurumlar vergisini artırıyorlar. Artırınca sermaye daha küçük olanlar kaçıyor da büyük şirketler, ciddi küresel şirketler İrlanda sorun yaşıyorlar. İrlanda ne diyor bu konuda? İrlanda çünkü düşürerek öne İrlanda çıkmıştı. Modeli, evet, o Avrupa ile Amerika arasında bir hub oldu bu vergi avantajları sayesinde. Ha, onun altında verenler olabilir ama hani gelin burada bir noktada %15 olsun ki mesela %15'in altındaki bir vergi için dev bir şirket Washington'dan ya da New York'tan kalkıp başka bir yere gitmez. Ama çok daha yüksek vergi alıyorsa ya baştan oraya gitmiyor ya da oradaysa başka bir çözüm arıyor. Bu konuda bir mutabık kaldılardı. Bunu burada imzaya dökmüş oldular ya da söze dökmüş oldular. Tabii ki Türkiye için de bir avantaj. Neden? Çünkü Türkiye son yıllarda evet merkezlerin, küresel ana şirketlerin merkezi olma konumunda değil ama bölgesi itibariyle mesela Dubai ile yarışıyor İstanbul.
Dubai'de çok daha düşük vergiler var. Türkiye de buna katılırsa, yani o kadar düşük değil ama işte %15'ler seviyesinde bir kurumlar vergisini Türkiye'de uygulayabilirse, Türkiye'nin çekim olarak, İstanbul'un çekim merkezi olarak daha fazla avantajları var. Onlar biraz daha aşağıda vergi uygulasalar bile, bu bölgesel merkez olma trendimiz 1980'lerden beri devam ediyor. Her şeye rağmen küresel şirketlerin önemli bir bölümü İstanbul'u ya da Türkiye'yi merkez seçmiş durumda, bölgesel merkez. Bu devam eder. İşte malum uluslararası İstanbul Finans Merkezi de bu konuyla çok bağlantılı. Ama küresel olarak böyle bir anlaşma noktasına gelmeleri iyi oldu. Peki, devam edelim. Mustafa Bey, sizinle uzun uzun konuştuğumuz bir konu haksız fiyat artışı. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 5 zincir markete rekor ceza kesildi. Rekabet Kurumu'nun raporunda marketlerin kartel gibi hareket ettiği ve fiyat artırmayan tedarikçilere yaptırım uyguladıkları tespit edildi. Ne dersiniz bu meseleyle ilgili? Enteresan. İşte o tespit bizim görebileceğimiz bir şey değil. Fiyat arttırmayana baskı yapılıyor olması bu bizim görebileceğimiz bir şey değil. Biz neyi görüyoruz? Geçen için ekranda göstermeyeyim. Üzerlerinde 3 tane marka var. Hep söylüyorum. 2 yaygın ucuz olmayan mağazalar zinciri, marketler zinciri var. 3 tane de ucuzcu marketler zinciri var. Toplam 5. Ucuzcu marketler zinciri ayrı bir kategori. 3 tane var. Diğerleri ayrı bir kategori. 2 tane var. 2 oyuncunun olduğu bir yerde rekabet olmaz piyasada. Çok net. Şimdi bizim gördüğümüz dışarıdan örneğini hep veriyorum. Aynı ambalajın içerisinde aynı miktarda ürünü biri 34.45'e satıyor. 34.5 TL'ye diyelim, yuvarlak hesap satıyor. Bir diğeri 20 TL'ye satıyor. Aynı ambalaj, aynı ürün, aynı lojistik, aynı taşıma maliyeti, aynı girdi maliyeti, hı hı. Aynı ülke, aynı döviz kuru, tamam mı? Her şey aynı, iki fiyat farklı. Şimdi orada bir numara var. Deniyor ki bu aslında 20 lira değil 30 liraydı. Oradan indirim yaptı. Şimdi bu ürün zamanı geçen bir ürün değil. Meyve değil, sebze değil, ambalajlı bir ürün. Dönemsel kampanya olarak düşünürseniz anlarız bunu. Mesela cuma günü için özel bir kampanya. Hayır. Sürekli bir kampanya. Bunu çıkarttığınızda arada yine çok ciddi bir fark var. Yüzde olarak %20 civarında bir fark var. Bunu eklediğinizde fark %40'ı geçiyor. Şimdi böyle baktığınız zaman kampanya adı verilerek aslında fiyatlar eşitmiş ama biri onu düşürüyormuş gibi görünüyor. Diğeri ona zam yapıyormuş gibi görünmüyor. Şimdi bunların ne anlama geldiğini, matematiğini ben bilmem. Ben sonucunu biliyorum. Sonucu bana batıyor. Evet. Şimdi bunu bu yüzden itiraz ettiler. Şirketlere itiraz ettiler, onu gördük. Ben bir dışarıdaki fiyat farklılıklarını biliyorum. O farklılıklar nereden kaynaklanıyor? İşte gelişine yaptıkları, tedarikçilerine yaptıkları baskıdan kaynaklanıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde o ucuzcu marketlerden bir tanesinin çok büyük bir domates sözleşmesi yaptığını gördük. Tarladan domates alım, yani sözleşmeli tarım sözleşmesi yaptığını okuduk gazetelerde. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey, ancak aradaki mekanizmaları devletin takip etmesi gerekiyor. Yıllar önce bir şirketin yurt dışından bir ürünü, halka açık bir şirketin birçoğunun da bunu yaptığını söylediler o zaman, ama ilgililerinin sonuçta sorunu o. Yurt dışından satın aldığı bir ürünü önce kendisinin bir başka yerdeki ada ülkesindeki şirketine ucuzdan alıp oraya pahalıya satıyor. Sonra onu Türkiye'deki şirketine pahalı alıyor. Türkiye'deki şirket zarar ediyor pahalı ürün aldığı için. Diyor ki ben ürünü 50 liraya alıyorum ama 49,5'a satıyorum. Bak ne kadar zarar ediyorum, patron beni finanse ediyor diyor. Halbuki patron öbür taraftan parayı kazanmış zaten. Şimdi burada tarladan alınan domates aradaki taşıyıcı şirket üzerinde taşıyıcı şirkete çok büyük paralar ödeyip markete pahalı gelecekse ve o taşıyıcı şirket de
yine aynı patronun şirketi ise ya da aynı şirkete bağlıysa, o zaman kusura bakmayın bizi öbür tarafta kazıklıyorsunuz demektir. Evet. Şimdi bunun da kitapta yeri var. Bunu hemen görürler ve bunu hemen çözmeliler. Böyle millet darlandı, sıkıştı, fiyatlar batmaya başladı. Hı hı. Siyaset bunu kullanmaya başladı. Eyvah deyip sahaya çıkmakla olmaz. Siz bunu rutin takip edeceksiniz. Hı. Hasta olduğu zaman ambulans çağırdığınızda bazen çok geç oluyor. Evet. Hasta olmadan takibini yapacaksınız bunu, ekonomiye ilişkin fiyatlandırma süreçlerini. O bakımdan da hep ben başından beri Ticaret Bakanlığı'nın adını çok anıyorum. Hı hı. Çünkü tarlada rekolte ürün, ya geç bile olsa üretildiğinde anlıyorsunuz ne kadar ürediğini, ne kadar olduğunu. Hı hı. Sonuçta yeni üretim yapamayabilirsiniz ama ne yapıyorsunuz? Burada konuşuyorduk onu. Şu kadar bilmem ne ürününe işte ithal izni veriliyor. İthalat geliyor, piyasayı regüle ediyor. Hop ithalatı kesiyorsunuz, kurtarıyorsunuz. Fakat bu Tarım Bakanlığı ile olan kısmı. Yani geç kalsanız bile bir ihracat şeyiniz var. İhracatı durdurabiliyorsunuz. Ama diğerinin bileşenleri ve ara aşamaları fazla. Ve orası sürekli takip gerektiriyor. Onu da söylüyorum. Hepsinin ürün masaları var. Kerevizin bile masası var ya. Birilerinin işi kerevizi takip etmek. Lütfen o birilerinin işi yerini yapmasını sağlayın. Kim sağlayacak? Amiri, müdürü, memuru, bakan. Bu sıralamayla gidecek. Bunlar sağlayacaklar bu insanların çalışmasını. Peki. Ben bunları bazen söylüyorum. İşte memur arkadaşlarımız var Ankara'dan. Hı hı. Ankara'da biraz çalışın da çok memur arkadaşınız oluyor. Hı. Ne yani biz çalışmıyor muyuz diyor. Vallahi diyorum sonuç bana bu şekilde yansıyorsa... Hı hı. Ben hadi çalışmıyorsun demeyeyim ama orada bir sorun var demek. Belki sen çalışıyorsun da başkaları çalışmıyor. Belki sen çalışıyorsun başkaları. Peki Bünyamin Hocam'a da döneyim. O mekanizma çok önemli. Takip mekanizması çok önemli. Bu arada ben de bir örnek vereyim. 2 ay önce 30 liraya aldığım çay birdenbire, tabii markasını söylemeyeyim şimdi, 37'ye çıktı önce. Ardından işte indirim adı altında da 35'e düşürdüler. Yani daha pahalıya alıyorsunuz ama işte baktığınız zaman da orada indirim etiketini görüyorsunuz. Bünyamin Hocam siz ne dersiniz? Tüketici olarak hepimizi etkiliyor bu durumlar. Var mı sizin dikkatinizi çeken bir şey? Benim dikkatimi çeken bu son olay da şu oldu Nurhan'ım. Bu aslında soruşturma süreci belli ki bir yıldan beri devam eden bir soruşturma süreci ve çok incelikli bir iş. Ama benim bu da mesela dikkatimi çeken mesele biraz şu oldu. Yani meseleyi o kadar ayyuka çıkarak yapmışlar ki işte WhatsApp grupları bile kurmuşlar kendi aralarında. Gazetelere yansıyan kadarıyla söylüyorum. Aslında bundan sonra bu tür işlerin sona ereceğini düşünmemek lazım. Daha rafineleşecektir. Takibi daha zorlaşacaktır. Ve büyük ihtimalle daha incelikli hukuki sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Zaten bu cezalara karşı, ki bu cezalar gerçekten çok ciddi cezalar. Yani bir anlamda mali olarak da ciddi ama sembolik olarak da çok ciddi cezalar. Yani çok ciddi bir şekilde aslında bir tavır gösterdi Rekabet Kurulu bu bağlamda. Ama bunun devam edecek, bunlara itiraz edecekler. İtiraz edenlere karşı yine işte kanıtlar sunulacak. Aslında bütün bunların çok büyük, uzun, bıktırıcı, hukuki süreçler olduğunu unutmamak lazım. İşte memur çalışkanlığı tam orada karşımıza çıkıyor. Evet. O hukuki süreçlerin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Yoksa yani iyi takip edilmeyen hukuki süreçler sonrasında bu cezalar aslında ödenmeyen ama sembolik olarak verilen cezalara da dönüşebilir. Peki. Siz ne dersiniz Sadi Bey? Öncelikle ceza miktarı gayet yüklü. Yani o hepsi de itiraz edecekler. Evet. Hukuki süreci başlatacaklar. Tabii haklılarsa kazansınlar diyelim. Ben bunu da fırsat görüyorum ayrıca. Ne kadar itiraz ederlerse o kadar ayrıntılı araştırma yapılacak demektir. Tabii, her şey de bir ortaya çıksın, biz de onu bir görelim yani. Ama şu var, gerçekten hani bir ürünün fiyatı şu olmalıdır diyemezsin. Çünkü bu bir piyasa ekonomisi. Ama ürünün fiyatı oluşana kadar bir anlaşma var mı birileri arasında? Tehdit var mı? Rüşvet var mı? Kanunlara aykırı olarak paraların bir yerden bir yere transferi için paravan işler var mı? Bunları kim inceler, kim takip eder?
Bir, kamu tarafı. İki, rekabet kurulu dediğimiz yapı. Dolayısıyla mesela şahsen bana bir ekonomi gazetecisi olarak küçük ve orta boy işletmeler biliyorsunuz marketlerin tedarikçisidir. Yani ya kendi markalarıyla ürün verirler ya da market der ki benim adıma üret, getir paketle ya da ne yapıyorsan. Şimdi o yıllardır neredeyse hani ne diyelim 15 yıldır, 20 yıldır şunu duyarız. Bu şirketlerle marketlerin, bu zincir marketlerin ilişkilerinde büyük bir problem var. Problem hep onların hesabına çarkı döndürüyor. Bu küçük şirketleri de sömürüyorlar. Nasıl oluyor bu? Çok uzun vadeli alabiliyorlar. Market içinde bir sürü masrafı onlara yıkabiliyorlar. Ürününü koyacağı yere kadar. Ürünüyle ilgili, ben şu ürünlerle ilgili kampanya yaptım dediği zaman bir KOBİ zarar bile edebiliyor. Çünkü sokmak zorunda kalıyor ürününü. Bununla ilgili Avrupa Birliği kurallarının Türkiye'ye getirilmesi bile çok konuşuldu. Neydi o? Bir ürünü alıyorsan koca bir dev market olarak bir küçük şirketten ödeme süren şundan daha fazla olamaz. İşte bununla ilgili kendi zincir marketinin şubeleri içinde izleyeceğim politikalar ancak şöyle şöyle olabilir. Ama bir türlü bunu yapamadık. Mesela bunu niye yapamadık? Bunu da yapmamız lazım. Ama onun ötesinde kamu tarafıyla rekabet kurulu böyle vatandaşı, siyaseti, herkesi ilgilendiren bir konu haline gelmeden önce o denetim mekanizmalarını sürekli ve kurumsal olarak devrede tutmalılar. Ben mesela Anadolu'da biliyorsunuz çok üretim yapan iller var. Hani sayarsak işte Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri, ne diyelim Konya, İzmir, Aydın, böyle Manisa. Buralardan çok sayıda bu tür tedarik sistemi içinde olan firmaların ya bu marketler bizim başka yere ürün vermemizi yasaklıyorlar. Ya hepsini bana verirsin ve şu fiyattan verirsin. Şu kadar sürede böyle olur bu. Yani bu kadar acımasız olabiliyorsanız hani o zaman kurallara uymuyorsunuz demektir. O şirketçikler de yani KOBİ'lere şirketçikler diyelim. Aslında emek harcayanlar da onlar, sürekli üretenler de onlar. Onlar da bir türlü hani o ticaretleri bozulur diye bir yerlere gidip bu şikayetleri yapamıyorlar. Yaptıklarında işler karışıyor. O zaman proaktif bir kamu ve proaktif bir rekabet kurulu istiyoruz. Böyle ayyuka çıktıktan sonra toz duman olmamalı işler. Bu işler eğer eksik bir şey varsa, periyodik işleme açısından söylüyorum, denetim açısından söylüyorum, gözden geçirilsin. Böyle olmaz. Amerika'da bir serbest piyasa ekonomisi ama evet çok pahalı ürünler de var. Ama Amerika pazarı fiyatta en çok rekabet edilen pazar haline gelmiş. Neden? Çünkü bununla ilgili geçmişte sancılar yaşanmış. Çok büyük trust kanunları vesaireler çıkarılmış. Kartelleşme, tekelleşme, oligopol yapılar. Bunlarla ilgili çok enteresan kurallar konmuş. Bazen diyorsun ki ya kapitalist bir ülkeye yakışmayan şeyler bunlar bile diyorsun. Ama yapmışlar bunu. Ondan sonra da böyle bir pazar piyasa oluşmuş. Rekabetçi bir piyasa oluşmuş. Bizim de rekabetçi bir piyasa olmamız için her türlü eksiklik giderilirse ikide bir hani ya fiyatları devlet kontrol etsin. Yok işte bunlar 3-5 şirket fiyatları aldılar yukarı götürüyorlar gibi şikayetlerimiz azalır. Bir de şey tabii serbest piyasa dediğinizde topu aslında siyasete atıyorsunuz. Tabii yani sen orada çünkü temel kuralları değiştiriyorsun. Herkes parasını kazanıyor. Biri parasını kazanıyor. Biri pahalıya ürün yiyor. Bilmem ne filan. Siz de serbest piyasa denip çekildiğiniz zaman o piyasada oluşan bir fiyat var. Bir de piyasada oluşan bir oy var. Siyasi tercih var yani. Sonra o siyasi tercih bütün o sizin yaptığınız hesaplamalardan bağımsız sadece yaşadığı etkiyle karar veriyor. O bakımdan bunların hepsinin toplamda siyasetle çok doğrudan ilişkisi var. Marketlerin bir siyasi şeyi hesap verme yükümlülüğü ya da etki altında kalma durumları mevzubahis değil. Dolayısıyla onlar tamamen hukuki, bak ben yapmadım, oraya geldi, buraya gitti, kağıda kitaba uygun diyebilirler. Bu süreçler uzayabilir.
Ama bir taraftan siyasetçi bundan etkilenir. Tabii. O bakımdan da siyasetin bu mekanizmayı çalıştırması muhalefet elzemdir. Konuşuyor. Kendisi açısından bizim bizi etkileyen bir tarafı yok ama burada biz vatandaş tarafından bakıyoruz işe. Siyasetçinin de vatandaş tarafından bakması gerekiyor zaten bir tarafıyla, bir tarafıyla ticaret bakımından. Ama esas olan rekabet zamanında Amerikalılar da yaptılar. İşte Standard Oil vardı, Standard Petrol vardı ve o kadar büyük bir monopol oldu ki dediler parçalan kardeşim. Tabii tabii. Evet. Şimdi ne diyor? Kime diyorlar bunu? Evet, şimdi ne kime diyor? Facebook'a diyorlar. Diyorlar ki parçalan kardeşim. Microsoft'u parçaladılar daha önce. Microsoft aynı şekilde. Şimdi Walmart bir ara çok tartışıldı. Amerika'nın en büyük market zinciri ucuzcu. Evet ama dediler ki tam ucuzcu da bir yere kadar. Yani sen o zaman içeride üretilen hiçbir üreticiyi hayatta bırakmıyorsun. Her şeyi içinden getiriyorsun. Hakikaten öyle plastik eşyayı, ayakkabıların satıldığı reyonları var. Yanından geçerken size bir koku duvarı kanser oluyor. Kanser olursunuz yani. Bizde de bazı ayakkabı mağazalarında özellikle öyle o koku var. O ağır koku var. Kokusu yani naylon, plastik falan ne derseniz ona. Ben o yüzden hep geçerken diyorum bunlar kontrol ediliyor ama gene de bana güven vermiyor. Çünkü evet. Bazı şeyler kitabına uygun olabilir. Ama benim burnum o uygunluk kokusunu almıyor doğrusunu isterseniz. Dolayısıyla şimdi orada Amerika'da da Walmart çok tartışılmıyor. Demek ki orada da bir takım kurallar getirilmiş filan. Ama yine de aşırı büyük şimdi cepleri açılıyor her yerde. Cep açıldığı zaman küçük dükkanlar iş yapmıyor, işe yaramıyorlar. Ve orada böyle dediğim küçük esnaf, bakkal, çakkal filan yok zaten. Evet. Bir de bizde onlar var. O bakımdan bizim küçük esnafı koruma adına da illa dünyada neler yapılıyor bir bakalım da ona göre. Hayır, dünyanın öyle küçük bakkallı çakkallı küçük esnafı bizim gibi yok. Bizde var. Bizim onlardan önce hareket edecek belki de yeni formüller ilk önce bizim üretmemiz gerekiyor yeni formülleri. Dediğim gibi yani bu iş son tahlilde siyasetin işi, bu fiyatlardan etkilenen herkes periyodik olarak gidip oy kullanıyor. Tamam. Şimdi ekonominin önemli başlıklarından biri yine çarşamba memur günü. Çalışmasa da maaşını alıyor da siyasetçi çalışmazsa oyunu alamıyor. Evet, gidiyor. Çarşamba günü Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Beklenti nedir? Bugün 14'te ticaret odası var. Şimdi beklenti Ekim ayı, geçen yılın Ekim ayından daha düşük bir enflasyon olabilir mi acaba? Bugüne kadar bu umutla geldik. Evet. Öyle olursa şu 19.50 8 miydi yıllık enflasyonumuz? Orada biraz aşağı geliş olur. Tabii. Ama öyle görünüyor ki mesela doğalgazda bugün sanayi tarafına, yani sanayi kullanıcı tarafına yine ciddi bir zam gelmek zorunda kaldı. Çünkü enerji fiyatları küresel olarak tutulamıyor. Yani enteresan bir şey. Biz de malum enerjide dışa bağımlıyız. Henüz tüketiciye yansıtılmış ya da yapılmış bir zam yok orada. Bir de onlar olabilir önümüzdeki günlerde. Evet. Beklenti bugün ticaret odası bir onun 14'teki rakamları bir ipucu verir ama %2'nin altında olmasını bekliyoruz aylık. %1-1,5 arası bir aylık enflasyon çok şık olur şu anda. Ama tabii geçtiğimiz aylarda birkaç kere sürpriz yaşadık. Evet. Yani özellikle yaz aylarında mesela daha düşük enflasyon beklerken bütün bu konuştuğumuz sebeplerle maalesef yaz ayları Ağustos'ta dahil geriye doğru. Ama burada sanki çıktı. Galiba mesela doğalgaz zammıyla falan biraz da kamu, devlet biraz da bir enflasyon artışı olacaksa bir kısmı bu ayda olsun istiyor. Tabii tabii öyle o anladım. Dengelemeler yapıyorlar. Ama Ekim ile Kasım aslında can simidi gibi olabilir yıllık enflasyonda. Öyle bir beklenti hala devam ediyor. Peki. Bünyamin Hocam eklemek istedikleriniz var mı? Önce onu soracağım. Sonrasında da şu başlığa geçeceğiz. Bir öğretmen öğrencilerine Cumhuriyet'in gelişini öyle bir dille anlattı ki şunlar yaşandı. Çarşaf giydi önce. Sonrasında da çarşafı çıkarttı. Mini eteği giyip de bakın böyle daha güzel değil mi? İşte Cumhuriyet bu ifadelerini kullandı. Bu konudaki perspektifiniz nedir? Bunu sormak isterim ardından. Evet, yani ekleyebileceğim küçük cümleler şunlar az önceki tartışmaya. Yani bir defa biz hani bu serbest piyasayı kuralsız bir piyasaymış gibi anladık. Serbest piyasa kuralsız bir piyasa değil.
değil. Evet. Bir şekilde aslında kurallar sisteminin olduğu, özellikle rekabetin konulduğu kurallar sisteminin olması gerekiyor. Bir de özellikle bu rekabete karşı olan saldırıların önemli bir kesimi aslında serbest piyasada ticaretten kaynaklanıyor. Yani üretimden kaynaklanmıyor. Biz aslında üretimi çok ciddi bir şekilde korumamız gerekiyor. Üreticiyi koruyan kurallar sisteminde ticareti sınırlandıran ya da ticareti düzenleyen kurallar sistemiyle bir şekilde yapmamız lazım. O yüzden aslında serbest piyasayı biraz böyle düşünmek gerekiyor. Yani geçen yıllarda hatırlıyorsunuz, işte deposunda soğan bekleten, patates bekletenlere karşı da şu derdi. Ya adamın patatesi ister satar ister satmaz. Öyle değil. Yani mesele böyle bir şey değil yani. Mustafa Bey'in de söylediği gibi en nihayetinde bütün bu kuralsızlıkların cezasını siyaset ödeyiz. Diğer taraftan baktığımızda evet bu öğretmen meselesi, ya aslında bu mesele benim yaşımda olanların hemen herkesin hatırladığı hikayelere benzer bir hikaye. Biz bunu hani açtığımızı düşünüyorduk. Benim mesela ilkokula gittiğim yıllarda da ilkokul duvar resminde bu öğretmen hanımefendinin yaptığına benzer bir şekilde resimler var. İşte ne idik ne olduk resimleri. Evet. Yani bu ne idik ne olduk resimleri 3 aşağı 5 yukarı aynı bu tür resimlerdi. Ve bunlar kalıcı resimlerdi. Çok normal görünen şeylerdi. Ama bu şunu söylemek lazım. Artık yani 80'li yıllardan bahsediyorum. Yani yaklaşık evet, bir evet. 40 yıl sonra geldiğimiz noktada yani modernitenin bir gardırop modernleşmesi olmadığını, aslında bir hocam özür dileyerek toparlamanızı rica edeceğim. Çünkü Tarım ve Orman Bakanı konuşma yapıyor, oraya dönmemiz gerekiyor. Hızlıca toparlayabilir miyiz? Yani kısaca şunu söyleyeyim. Bu aslında bir nevi aslında self-islamofobik hareket olduğunu görmemiz lazım. Artık yani bu gardırop modernleşmesini çoktan aştığımızı zannediyorum. Bir virgül koyalım, ama özür diliyorum. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Orman Genel Müdürlüğü binasında tarımsal desteklere ilişkin açıklama yapıyor. Son derece önemli. Her zamankinden gerçekten üretime daha fazla ihtiyacımız var. Ben buradan çiftçilerimize de özellikle seslenmek istiyorum. Daha fazla üretmemiz lazım. Tohumu daha fazla toprakla buluşturmamız lazım. Ahırı, ağılı ve kümesi mutlaka dolu tutuyor olmamız lazım. Tarımsal üretim bir milli güvenlik meselesidir. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bunu da günlük siyasetten ayrı olarak tutmamız lazım. Siyasetin dışında konuşmamız lazım. Biz şu anda son iki yıldır bakanlık olarak elbette tüm ilgili bakanlıklar pandemiyle alakalı olarak tedbir alıyorlar. Herkesin kendine göre tedbirleri var ama son iki yıldır gerçekten zor bir alan olan belirsizliği yönetmeye çalışıyorsunuz. Kriz dahil yönetilebilir ama belirsizliği yönetmeye çalışıyorsunuz. Ne zaman dünyadan ayrılacağı belli olmayan bir pandemiye karşı gıda arz güvenliğini ve bunu ayakta tutmaya çalışmak için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun. Burada herhangi bir şekilde ülkemizde bir eksiklik olmadı. İnşallah bundan sonra da olmayacak. İyi bir planlama yapıyoruz. İyi bir mutfak çalışması var. Bakanlığımızda ve bütün personelimiz çalışıyor. Gerçekten özellikle ben bakanlık bürokrasimize de teşekkür ediyorum. Özellikle son 1,5 yıllık dönemde gerçekten üstün bir çaba sarf ederek, gayret göstererek belli bir noktada özellikle gıda arz güvenliğini korumak konusunda çok ciddi çalışmalar yaptılar. İnşallah çiftçimizin emeği ve gayreti sayesinde bir karış toprağın boş kalmasına müsaade etmiyor olacağız. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Orman Genel Müdürlüğü binasında tarımsal desteklere ilişkin yaptığı açıklamaları dinledik. Hemen size döneyim Sadi Bey. Neler söylersiniz açıklamalarla ilgili? Şimdi aslında desteklerle ilgili herhalde açıklama devam edecek ama. Onları alt yazılardan takip edelim artık. Bizimkine şimdi baksınlar da. Şey çok güzeldi yani. Ahır, ağıl ve kümes dolu olacak. daha çok alan ekili olacak. Bu tarımın desteklenmesi anlamında çok güzel bir tanımlama.
Şimdi pandemi döneminde konuşuyoruz ya, tedarik zincirleri onlar bunlar derken çok uzak şeylermiş gibi geliyor. Seyircilerimize de öyledir. İşin sanayi ürünleri dışında asıl temel olan bu. Şimdi herkes ya şöyle oldu işte, fiyatlar yüksek konuşuyoruz. Ama çok şükür 3 öğün bu ülkede gıda zinciri, vatandaşın, hani aksayanlar vardır tabii, fakirimiz de var, onu da biliyoruz. Masasına işte yemeğini getiriyor. Yani bu yemek nedir? Gıdadır. Gıda arz güvenliği noktasında da Türkiye, bazıları eskiden biz kendi kendine yeter ülkeydik dese de hala kendine ciddi şekilde yetiyor. Etrafındaki birkaç ülkeye de yetiyor. Bunu hep vurguluyorum. Rakamlar belli ortada. Nüfusumuz belli. Turistimiz belli. Sığınmacımız belli. Bütün bunlara rağmen net dış ticaret fazlası verdiğimiz bir sektördür. Tarım ve gıda işi. Bence de önümüzdeki dönemde çok daha kritik ve stratejik olduğu anlaşılacak bir sektör. Anlaşıldı zaten. O yüzden desteklerin, hani her sene olan desteklerden öte bir tarım reformu süreci de başlatılmıştı. Umarım o reform süreci ile ilgili detaylar da tek tek kanunlara ya da tarlalara yansır diyelim. Peki. Binemin Hocam, devam edelim. Yarıda kaldı sözleriniz. Çok da güzel örneklerle açıklıyordunuz. Kaldığınız yerden devam eder misiniz? Evet. Benim kaldığım yer meselesi şu yani. Özellikle bu öğretmen hanımın bir şekilde kıyafet üzerinden moderniteyi anlamlandırmasının ne kadar aslında dar bir bakış tarzı olduğunu biz 40 yıl öncesinde bıraktığımızı düşünüyorduk. En son 28 Şubat'ta bu tür tartışmaları yaptık. Ama 2010'dan sonra artık bu tartışmaları yapmadığımızı zannediyorduk. Konuşmadığımızı düşünüyorduk. Moderniteyi bir şekilde aslında muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın bir nevi teknolojiyle alakalı olduğunu, gelişmişlikle alakalı olduğunu, kıyafetle çok alakalı olmadığını düşünüyorduk. Ama bu bize tekrar bunu hatırlattı. Tekrar bir nevi aslında meselenin hala bir kıyafet nostaljisi şeklinde sunulmaya çalışıldığını gösterdi. Bu aslında işte heykel nostaljisi, kıyafet nostaljisi, 3 aşağı 5 yukarı aslında benzer yerlere atıf yaptığını söyleyebilirim. Ama bu buradaki asıl sorun şu, yani bugünkü zihin dünyamızda bu öğretmen hanımın yaptığı şey aslında bir nevi bir İslamofobik hareket. Yani İslamofobiyi biz zannediyoruz ki sadece bu batılıların sorunu. Ama özellikle yani Türkiye'deki bir diyelim ki batılı modernleşmiş zihnin de aslında temel sorunlarından bir tanesi yine İslamofobi. Yani İslam'dan bir nevi aslında bir karşıtlık, hatta bir korku da değil, bir karşıtlık. Sanki kendi mazini kendine düşman edinme şeklinde aldı bizim modernitemiz. Bunun aslında artık kalanları olduğunu görüyorum. Çok yaygın bir hareket olduğunu düşünmüyorum yani bu anlamda. Ama yaygın olmasa da ciddi bir şekilde aslında karşılığı olan, sanki normalmiş gibi olan, sanki yani bir anlamda normal buymuş gibi karşılanan bir hareket değil. Normal olan bu değil. Normal olan bizim teknolojide, bizim bir şekilde ekonomik kalkınmada, gelişmişlikte muasır medeniyetler seviyesini yakalamamız olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz ay yine Edremit'te benzer bir görüntü yaşanmıştı. Edremit'in kurtuluşunun 99. yıl dönümünde yine bir kadını böyle zincire vurmuşlardı, çarşaf giydirip, ardından da o kurtuluşun temsilinin onlardan, o zincirden ve çarşaftan kurtulmak olduğunu gösteren bir gösteri yapmışlardı. Siz ne dersiniz Mustafa Bey? Yani cumhuriyet demek mini etek giymek demek mi sizce? Şimdi hocam, hakikaten hepimizin bugün utanarak andığı bir tabloyu hatırlattı. Yani 70'lerde okullarda asılıyordu. Bizim ilkokullarda vardı onun şeyle, fonda. Hala var hocam. Hala ilkokul kitaplarında, artık özel kitap, yardımcı ders kitabı mı, milli eğitim bastığı kitap mı, şimdi ayırt etmeyeyim onu, bilmiyorum. Ama hala o görüntüler var. Böyleydi, böyle oldu görüntüler arasında. Bu görüntü de var. Kalıntı gibi görünüyor, evet. Fakat vahim olan şey şu. Biz öğretmeni bile bu sığlıkta yetiştirmişiz. Öğretmenimiz bu sığlıktaysa geçmiş olsun.
Geçtiğimiz günlerde ne konuşuyorduk? Bu memleketin, hepimizin en büyük değeri ne? Çocuklarımız değil mi? Geleceğimiz evet, evet. Çünkü. O yüzden yani kendi geleceğine ya buralar tuttuktu dedem hiç yatırım yapmadı. Bağırın bağırdığınız kadar. Bu konuda konuşmayan kimse yok. Bataklıkta derler bizim Karadeniz'de. Tutluk yoktur bu taraflarda daha çok. Filan yerler tarlaydı zamanında falan. Ya hepimizin tarlası, dutlu, bataklı, çocuklarımız ya burayı imar edersek olur. Çocuklar iyi yetiştirirseniz, akıllı yetiştirirseniz, aydın yetiştirirseniz olur. Yetiştirmezseniz olmaz. Bundan daha iyi bir yatırımınız yoktur dünyada. Net. Toprağa yatıran kazanır. Hayır, insana yatıran kazanır. Şimdi eğitimi becerebiliyorsun. Yattığınız yerden toprak değer kazanabilir, yattığınız yerden çocuklarınız değer kazanmaz. Şimdi biz yattığımız yerden çocuklar da mektebe gönderdik. Tamam, okulda bunları adam etsinler. Cumhuriyet bizi yetiştirdi ya. Kusura bakmayın ya. O kadın, o öğretmen cumhuriyetse onun yetiştirdiğinden hiçbir şey olmaz. Cumhuriyetin ne olduğunu anlatsın çocuklara. Benim çocuklarım ilkokula gidiyor. Canavar gibi biliyorlar cumhuriyetin ne demek olduğunu. Konuşuyorum, soru sorarsanız cevap veriyorlar. Sınıflarda sınıf başkanı seçimi yapılır. Kitaplarda var, diyorlar ki evde kararlar nasıl alınır? Anne baba çocukların kararlarda hakkı var mıdır? Etkisi vardır. Hepsi anlatılıyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin gereği olarak belki biraz da. Hepsi konulmuş oraya. Çocuklar diyor ki işte cumhuriyet böyle bir şey mi baba? O zaman hani sınıf başkanı seçer gibi cumhurbaşkanı mı seçiyoruz? Sınıf başkanı sonra işte hoşumuza gitmeyen şeyler yaparsa ne oluyor? Sınıf başkanını değiştiriyoruz. Rahatsızlığımızı beyan ediyoruz. Başka kararlar. Bunları hep tartışıyoruz. Soru sordukça çocukların bu işi ne kadar anladığını hissediyorsunuz. Çünkü hiç kimse birinin tepesine vurmasını istemiyor. Herkes diyor ki benim de sözüm dinlensin. Çocuklar diyorlar ki bizi de dinleyin. Psikologla konuşuyoruz, diyorlar ki çocuklarınızı dinleyin. Çocuk tırnak içinde değerli bir şey olduğunu hissetsin. Şimdi bunu vatandaş halinden bahsediyoruz. Kabaca 7 yaşındaki çocukla ben bunu tartışıyorum. 7 yaşındaki çocuğu bıraksanız kendisi bunun farkına varacak. Ama birisi gelip önüne çarşaf, ya bırakın miniyete ya, çarşaflılık çarşafsızlık diye bunu anlattığı zaman çocuk diyor ki bu iş bu kadar basitse ben niye bu kadar düşünüyorum ki? Kolay yani. O yüzden dikkat edin, Türkiye'de cumhuriyet, cumhuriyetçilik, demokrasi vesaire, aydınlık, ilericilik, çağdaşlık falan filan tartışılmaz. Yaşam tarzı tartışılır. Nasıl yiyip içiyorsun, nasıl yiyip içiyorum? Ne yiyip içiyorsun, ne yiyip içiyorum? Ne giyiyorsun, ne giyiyorum? Bu tartışılır bu ülkede. Bu kadar sığdır yani. Bundan bizim bir kurtulmamız lazım. Bizim yani hakikaten bir hapis hayatı bu. O zavallı için de bir hapis hayatı. Aklı orada kalmış. Kabusla yaşıyor. Aydınlanması lazım onun. Yani açık görüşlü olması lazım. Bu kadar. Yani orada kapalı kalmış zavallı. İnşallah bu onun biraz aydınlanmasına vesile olur. Bu kadar söyleyeyim. Nur Hanım birkaç şey ekleyeyim isterseniz. Bakın cumhuriyet temelde eşitlik demek. Yani herkesin iradesi dediğimiz şey aslında eşitliktir. Laikle dindar arasında, Alevi ile Sünni arasında, Kürt ile Türk arasında, Doğulu ile Batılı arasında, sağcı ile solcu arasında. Yani ne kadar fay hattımız varsa hepsinde aslında eşitlik demektir. Yani cumhuriyet aslında bir anlamda elitizmi bilgi üzerinden kurgular. Yani bir anlamda eğitim üzerinden kurgular. Yani herkese eşit fırsat vermek demektir. Herkesi eşit görmek demektir. Ha, eşit olmayanlar nedir? Eğitim üzerinden olur. Yani birisi daha başarılı, birisi daha geride kalır. Bu anlamda herkesin iradesinin aslında yönetime yansıması demektir. O yüzden mesela buradaki sorun, mesela İslamofobik dememin, bu yerli bir İslamofobi, hiyerarşi kuruyor. Yani işte çarşaflı ile mini etekli arasında bir hiyerarşik zihin oluşturuyor. Yani diyor ki bu aslında daha üstündür, bu daha aşağıdır. Şimdi bunu dediğiniz andan itibaren aslında çok ciddi bir şekilde nefret suçu işlemiş oluyorsunuz. Tabii, kesinlikle. Yani bu hiyerarşiyi kurduğunuz andan itibaren nefret. Şimdi bakın, burada da aslında iki temel şey var nefret suçunda da. Eğer karşınızdakine zarar veriyorsanız, onun varlığını mesela gerçekleştirmesini engelliyorsanız, işte 28 Şubat'ın mesela başörtülü kızları
üniversitelere, okullara almaması gibi, o zaman aslında sadece nefret suçu işliyorsunuz demektir. Eğer hiyerarşi kuruyorsanız, ya daha doğrusu nefret söyleminde bulunuyorsunuz demektir bu zarar verdiğiniz zaman. Ama hiyerarşi kuruyorsanız aslında bayağı bir nefret suçuna girmişsiniz demektir. Burada olan şey aslında eşitlik denen cumhuriyetin hiyerarşik bir temele oturtulması. Yani birisine astlık, birisine üstlük atfedilmesidir. Asıl sorun da budur diye düşünüyorum. İşte onun örneği şeydi ya, gazetede hani başlık duruyor. İnsanlar internete girip görebilir, arşivlere gidip bakabilirler. Halk denize hücum etti, halk sahile hücum etti, vatandaş denize giremiyor. Vatandaş dediği tırnak içinde çarşafı çıkarmamış olan halk. Ve onlar rahatsızlar ya, sizin yüzünüzden denize giremiyoruz filan. Neden? Nasıl bir şey bu? Hani batılının sömürdüğü doğuya yahut işte Afrika'ya filan bakışını anlayabilirim de, hani bu memlekette hakikaten, hani ne bileyim, İzmir'in Kütahya'ya oryantalist bakmasını anlayamıyorum yani. Ya da Kütahya'nın kendi doğusundakine, ya da ne bileyim Erzurum'un Kars'a oryantalist bakışı olur mu? Böyle bir şey olur mu? Nasıl yerleştirildiyse hakikaten bir zihin işgaliyle bu yerleştirildi ve bu sığlıkla aslında demek ki bugüne kadar gelmiş. Yani yaşaması mümkün olmayan bir şeydi bu. Ne derler? Anomali. Fakat yaşadı. Bizim derdimiz şu. Bu anomalinin ortadan kalkması lazım artık. Ben demin bakıyorum şimdi, ekranda tam olarak göremiyorum bizim stüdyo ışıklarından. Yani öğretmen hanımın inşallah yüzünü falan göstermiyoruzdur. Yani mümkün olduğu kadar onu yine de fazla örselemeden, çünkü orada da bir sorun var. Orada da bir sorun var ya. O sorunu da çözmemiz lazım. O bakımdan hani çarşaflı hali ekranda kalsın da kimse tanımasın. En azından kendi kendine bu işi olduğu yerde çözelim. Emsal olmasın. Evet. Çünkü biz bunları çok yaşadık. Bir süre sonra o kişiler siyaseten sahiplenildikleri için canlı tutuluyor bu sığ anlayış. O karanlık şey tutuluyor, canlı tutuluyor. Bırakın aydınlansın, kendini bulsun, durumunu anlasın ve bir başkası onun gibi olmasın. Bizim çocuklara yazık ya, oradan nereden baksanız 30 tane çocuğa öğretmenlik yapıyor. Şimdi tesettür İslam'ın farzlarından biri, kendi çerçevesinde hizmet ettiği mantıklı bir nokta var ama asıl kurtululması gereken bence onların zihinlerine çektikleri örtü, perde diye düşünüyorum ama siz ne dersiniz Sadi Bey? Ne diyeyim ben? Yani şöyle diyelim. Taksim'de bir cami yapıldı. Yapılana kadar 60'lardan 2016 evet. Temel atıldı. 2020'deyiz. Birileri orada bir ezan sesinin eksik olmasını sağladı kaç sene. Bu pazarda, ya cumartesi miydi? Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi açıldı ve Sinan Operası sergilendi. Aslında cumhuriyet budur. Yani dininden, kıyafetinden, şuradan buradan bakmazsın. Özgürlük vardır. Modernleşme, batılılaşma değildir. Kılık kıyafetle olmaz. Muhtevada çok daha fazla şey olması gerekir. Dolayısıyla çok yanlış bir bakış açısı ve yanlış bir örnekleme olmuş. 1960'larda ilk Ankara İlahiyat'ta bir hanımefendi, Allah rahmet eylesin, vefat etmiştir. Hatta Ali Babacan'ın akrabasıydı galiba. Evet. Başını örttüğü için İlahiyat Fakültesi'nde okuldan atılmıştı. Başörtüsü kavgası, siyaseti öyle başlamıştı. Bizim üniversite yıllarımızda da işte açlık grevleri, oturma eylemleri, 28 Şubat süreci. Başörtüsü laikliğe aykırıdır ve cumhuriyetin temel değerlerine aykırıdır diye. Yani benim de sınıf arkadaşım olan bir sürü kız okuldan atılmıştı. Sonrasında geldik. Kamuda başörtülü çalışma imkanı bile sağlandı. Cumhuriyet yerli yerinde duruyor. Yani bunlar oldu diye ne ülkenin ya da Taksim'de cami yapıldı diye Taksim'in ya da ülkenin laik namusu falan şey olmuyor. Bence laiklik kemale eriyor. Yani öyle olunca. Ama bu kafayla her zaman insanların içinde bir kaygı ve siyasette de bir saplantı yaşadığını görüyoruz. İnşallah sayıları çok azdır. Çünkü
gerçekten kılık kıyafet üzerinden insanları sınıflamak tam da faşist anlayıştır. Dikkat edin, komünist ve faşist ülkelerde kıyafetlerinizin, ülkenin bütün insanların kıyafetlerinin şekli ve rengi bellidir. Sen böyle bir şey mi istiyorsun? Özgürlük önemlidir. Yani isteyen inancına göre giyinir, isteyen başka türlü giyinir. Ama budur doğru olan, budur yanlış olan diyemezsiniz. Hocamızın hiyerarşi dediği şey gerçekten büyük bir ne diyelim, travma yaratmıştır. Türkiye'de muhafazakar kitlelerin kafasında o travmalardan kurtulduk ama travma tersinden minik bir azınlık tarafından yaşanıyor. Evet, aslında yani aydınlık hepsinden daha önemlisi. Bir de gerçekten bu bir süre sonra tabii bir siyasi kamplaşmaya da dönüşüyor. İşte bizde hani bir Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti gibi bir ikili ayrım yok ama dikkat ederseniz onun bir benzeri de var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi, bir Demokrat Parti, bir süre sonra ikisinin arasındaki fark aslında kılık kıyafetten ibaret olmaya başlamış. Bir işte başörtüsüne karşı olanlar, başörtüsünün yahut giyim kuşamın serbest bırakılması gerektiğini söyleyenler falan diye bir kampanya. Serbest bırakılması gerektiğini söyleyenler birçok parça, birçok düşünce var orada. Öbür tarafta tek düşünce var. Tek düşünce, tek kalıp, tek sığlık. Şimdi siyasete bakıyorum. En azından bir Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin genel başkanı şimdi, zamanında seçimi kaybedince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedince, ya o adam kazandı dedi. Şimdi bakıyorum, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi gibi dünyada eşi benzeri birkaç tane belki var, belki yok. Bunu yapıyorsunuz, birisi çıkıp da bir Allah'ın kulu, ya adam yaptı demiyor. 2 milyar lira. Tamam. Bak, 2 milyar liraya yenilendi orası. 2 milyar liraya yenilenmesine yenilenmedi, de yenilenmedi, yeniden yapıldı. Yeniden yapıldı aslında da şöyle, hani yıkılmasına karşı çıktılar ya. bir şeyler muhafaza edildi. Yıkıldı ama. Ve kaç sene engellenmiş oldu? Yaklaşık 10 sene engellendi. Yıkarsanız ne olur diye. Sonra uzlaşma sağlanınca 2,5 senede bitti. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani ve şu anda önceki fonksiyonuna göre çok daha fazla kültür, sanat, opera, kıyas kabul etmez. Hepsine daha güzel kıyas bir altyapı kabul oluştu. Etmez. Bir, iki, o tabela orada durduğu sürece, orada durdu. Bence o tabela. Cevap bu. Yani yenilenme ya da tamirat tabelası orada durdu. Ben onun zamanında bir baktım, dediler ki ya bakmayın siz o tabelaya, biz bunu yıkmadan yapamayız bir daha. Evet. Ve yıkıldı, yapıldı tabii. O bina. Şimdi birisi de çıkıp diyecek ya adam yaptı. Yani o kadar bağırıyor, düşün. Muhafazakar tarafı. Taksim Cami. Herkes konuşuyor. Herkesin siyaset vaadi. Yani Taksim'de cami yapılınca bütün dertler bitecekti. Taksim'de bir öbür taraftan. Taksim'de cami yapılırsa memlekette gericilere gerici darbe yapılacak. Karşı darbe yapılacaktı. Yahu ikisi de değildi. İkisi de olmadı. Gayet normal bir şey oldu. Şimdi öbür taraftan bunlar ne anlarlar sanattan diyenlere bakıyorsunuz. Ya gördüğümde benim bile tüylerimi ürperten tırnak içinde bir heykel yapıyor. Tırnak içinde CHP'li her şeyi biz biliyoruz filan. Öbürü Ankara, bırakın burayı. Ankara'daki tabii, onu da yap. Ankara'daki ve Ankara'nın bugüne kadar gördüğü en güzel sanat merkezi. Bir tarafında Cermodern var. Öbür tarafta bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası var. Karşı tarafında eski müzeler yenilendi. Beri tarafta bunlar yapıldı. Şimdi orası millet bahçesiyle birleştirilip bir kültür alanı haline getiriliyor. Herkes yani dut yemiş bülbül bile en azından arada bir ses çıkartır. Bunlardan ses çıkmıyor. Ya bir Allah'ın kulu da adam yaptı desin ya. Demiyor kimse. Peki, çok teşekkür ederiz. Ve vizyon farkı çok önemli. Müziği duydum. Hüsniye, orada bir dakikam vardır her zaman benim. Şimdi hocam da anlayışla karşılasın. Vizyon farkı böyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı diyor ki işte AKM'yi ilk işimiz tamir edeceğiz. Biz sanata çok önem veriyoruz ya. Tamir etmedi adam, yaptı yaptı. Vizyon farkınız bu. Biriniz onu boyarsınız. Duvardaki yeşilliği sökersiniz, o betonu boyarsınız, ah ne güzel yaptık, sanat bu filan diye yeşili oradan kaldırırsınız, kendi kendinize gelin güvey olup kendi kendinizi alkışlarsınız.
Öbür taraftan tamirat kadar vizyonunuz var. Beri taraftan Sahra Hastanesi'nin dediğiniz şey, hep söylüyorum bunu, kusuruma bakmayın ama kornişle ayrılmış, perdeyle bölünmüş, suyu, elektriği, cihazı, fişi, prizi falan olmayan bir spor salonu. Bu vizyonla biz nereye gideceğiz? O yüzden bekliyorum hala. Birisi adam yaptı desin de burada alkışlayalım diye. Çok teşekkür ederim tüm konuklarıma. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Mustafa Kartoğlu, Sadi Özdemir, Profesör Doktor Bünyamin Bezci yayın konuğumuzu. Programı burada noktalayalım ama saat 12.35'te kahve molasına bekliyorum sizi. Hoşçakalın.